Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından her gün olduğu gibi bugün de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına, Türkiye'nin dört bir köşesine. Bu arada Türkiye dışında, yurt dışında bizi izleyen seyircilerimiz alınıyorlarmış. Biz de yurt dışından izliyoruz. Hep Türkiye'deki seyircilerinizi selamlıyorsunuz diye. Efendim, yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen, izlemeyen bütün seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza. Güzel dileklerimi her günkü gibi bugün de tekrarlamak istiyorum efendim. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, sevdiklerinizden iyi haberler. Mümkünse çok yakınlaşmadan ama sevgimizi belli ederek yaşadığımız bir süreçteyiz. Her şey gönlünüzce olsun ve Allah iyilerle karşılaştırsın sevgili seyirciler. Çok değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Hoş geldiniz, iyi programlar diliyorum efendim. Ve tabii ki yine stüdyoda konuklarım var. Bugün Iraz'la başlayacağız. Efendim, dün takip ettiğiniz, dün başladığınız, yeni tanıştığınız konuklarımla ilgili bugün önemli gelişmeler olacak. Bir de biliyorsunuz Cevat Demir cinayeti var. Onunla ilgili de bugün ilk dava görüldü. Katil zanlıları tutuklu yargılanmak üzere yine Şubat ayına galiba ertelendi. O konuyla ilgili detaylı bilgileri birazdan Mersin'de bulunan muhabiri Murat Sönmez'den alacağız. Ve bazı detaylar da vereceğim efendim. Cevat Demir cinayetiyle alakalı biliyorsunuz çok yakınından kişilerdi. Bir tanesi de canlı yayınımıza çıkmıştı. Telefonla bağlanmıştı. Babası, Cevat'ın babası Kemal Bey ile birlikte sokak sokak Cevat'ı aramıştı hatta. Ve bizi yanlış yönlendirmek için de bazı ifadeleri olmuştu. Bunların hepsini tek tek ekrana getireceğim. Ama Iraz'la başlamak istiyorum. Iraz 4 çocuk sahibi bir anne. Şiddet görüyormuş eşinden. Kadın sığınma evine gittiği bir dönemde orada yakınlaştığı Semra isimli bir arkadaşını kadın sığınma evinden çıktıktan sonra eşiyle tanıştırıyor ve iddiasına göre eşiyle bu Semra isimli kişi dini nikah yapıyorlar ve aynı evde yaşamaya başlıyorlar ve buna da Iraz şahit oluyor. Yani evde kadını bildiğiniz yerleşmiş çocuklarıyla beraber 6 çocuğuyla gördüğünü söylüyor ve kocası da 2 yıldır yine iddiasına göre 4 çocuktan ikisini, İlayda'yı ve Damla'yı kaçırmış. Iraz nerede olduğunu bilmiyor ve çocuklarını görmek istiyor. Sürpriz gelişmelerle, evet sürpriz gelişmelerle Iraz Konat konusuyla başlayalım programa. Hocam, erkek çocuk baskısı yaptı, hamileyken ahıra kapattı. Iraz, eşi Metin'i iki kızını kaçırmakla suçluyor. Erkek istedi, erkek çocuk istiyorlardı benden. Bir kızımla hamileydim zaten, ahıra götürdü, dedi seni bakayım seni. Evet, diyor. Evet, evet, eltim geldi beni kurtardı yine. Arkadaşı sandı, kocasını kaptırdı. Sana dertleşen, seninle dertleşen kadının kocasıyla sonra dini nikahı girip bir de eve oturuyoruz. Evet, ikisi de yemin ediyorlar. Yüzüme yemin ediyorlar resmen ikisi de. Bir de gülüyor kadın hala, tükürüyorum kadın gülüyor bana. Nasıl tehdit etti? 2 ay önce beni aradı. Zaten ekmek almaya bile gittiğim zaman ev sahibine bile söylüyorum haberiniz olsun diyorum. Metin boşanmak istemiyormuş. İstemiyorum. Galiba. Barışalım mı diyor? Evet, ben de barışmak istemiyorum. Iraz kızlarına kavuşabilecek mi? Birazdan. Iraz'ın hayat hikayesinde aslında hikaye içinde hikaye var. Kızlarını, çocuklarını arıyor. 2 yıldır kocasının göstermediği iddiasına göre. Bunun yanı sıra da yıllarca babası bildiği kişinin dayısı olduğunu öğrenmiş. Anneyle zaten bir irtibatı neredeyse yok gibi. Babasının da kim olduğunu bilmiyor. Aynı dertten muzdarip birisi daha var. O da Iraz'ın kardeşi Gülender. Siz iki kız kardeş evet. misiniz? İkinize de dayınız mı baktı evet, peki? Evet, dayım baktı. Peki, Gülender telefonda hem bize Iraz'ın evliliğini, hı-hı, yaşadıklarını, çocuklarının ortadan kaybolmasını hem de dayı baba olarak bildikleri dayılarının aslında baba olmadığını, nasıl öğrendiklerini anlatacak. Gülender, merhaba. Merhaba Serap Hanım. Gülender, önce istersen Iraz'ın evliliğinden başlayalım. Onlar Muş'ta yaşıyorlardı evliyken.
Evet. Sonra bir barışma dönemleri oluyor. Iraz ben artık burada yaşamak istemiyorum diyor. Gebze'ye taşınıyorlar. Bu süreçte sen neredesin mesela? Muş'ta mısın? Evliliğini Iraz'ın yakından biliyor musun? Evet biliyorum. Nasıldı? Bu eşi nasıl bir adamdı? Ona eş diyemez ki. Eş denemez. Hayır. Ne denir peki? Estağfurullah. Dur. Öyle hakaret küfür etme. Yani eşten ziyade diyorsun. İnsan gibi davranmıyordu Iraz'a diyorsun. Hayır, sürekli diziyordu, ahıra kapatıyordu. Ahıra kapatıyordu. Evet. Sen yakın mı oturuyordun orada Gülender? Evet. Aynı köydeydik. Ben dayımın yanındayken ablam evlendi. Hı. Birkaç sene sonra ben evlendim. Biliyordum ablamın hayatını biliyorum. Peki ablanla aslında enişten Metin birbirlerini severek evlenmişler. Evet. Aşık olduk biz diyor. Ama evet. Dayın da 40 tane 45 altın istemiş de sonra 40'a razı olmuş. 20. Yok, 20'ye. Dayı 25 tane altın istedi. Ha, 20'ye razı olmuş tam altın. Evet. O altınlar tam ne oldu sonra? Bilmiyoruz. Adam çok kötü çıktı iyi davranmadı. Bir de kardeşimi sürekli diviyordu. Hatta bir kere ben kardeşimin canını kurtardım. Ben jandarmayı aradım. Bir de soruyorum. Dayının o aldığı 20 altın tam altın ya bayağı evet. Bir para. Ne yaptı dayın onları? Yani size dayın mi harcadı? Ya. Yok. Hiçbir şey harcamadı. Dayım, bir kuruş da almadı. Dayım hep kadınları annemi berber yaptı. Öbür teyzemi de sattı. Dayım da zaten altın para peşinde. Yani o 20 altından al kızım şunları da sen de bir güvencen olur. Bir köşede dursun demedi. Çeyiz hayır. Almadı. Yok. Nişan yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Kendine yok, aldı o paraları. Vermedi. Peki bu durumda Iraz bu kadar dayak yerken, işkence görürken dayın ne yaptı? Dayım sesini çıkartmadı. Dayım diyordu ki ben konuşsam ablam küsüyordu. Dayım bile geliyordu. Diyordu kocam durmuyor. Diyordu git ben seni şimdi desem gitme adam gelip altınları isteyecek. İşte bu. Yani sebep ortaya çıktı. Zaten bir tahminimiz vardı bu konuda ama tamamen ortaya çıkmış oldu. Sen ne zaman öğrendin aslında dayının baban olmadığını, dayın olduğunu? Ben 13-14 yaşına gelene kadar öğrendim. Size söyledi mi babanızın kim olduğunu? Hayır biliyor. Biliyor ama söylemiyor. O da annemden susuyor. Peki yayına çıkın. Ben yayında da babanızın kim olduğunu söyleyeceğim diye bir şey söyledi mi size? Evet. Dedim ki benim kız kardeşim yayına çıkmış. Siz dayı sen de çık. Ailemi çıkart. Madem ki sen bize dayı çıkmıyorsun. Annem çıkmıyor. Bari bir ailemiz olsun. Ailemiz bize dayı çıksın. Dedi tamam ben çıkacağım söyleyeceğim. Şimdi dayın telefonda ama bir şey daha soracağım. Bu Metin yani Iraz'ın eşi iki tane çocuğu İlayda'yı ve Damla'yı alıp nereye kaçmış olabilir? Valla bilmiyorum. İki senedir haber yokmuş değil mi biliyorsun? Evet ama eşi annem bile gelip gidiyordu. Anneme diyordu ki peki kızın gelmiyorsa senin kardeşin o altınlarımı versin. Yani dayın için diyor. Kızın evet. Geri dönmüyor diyor. Dört tane evet. Çocuk yaptı gitti. Evet. Geri gelsin yoksa da gelmiyorsa altınları geri versin. Ben altınlarımı versin. Ben onu 20 altın vererek almışım. Türkiye'de kölelik yok duymadılar mı acaba ya? Yasak yani. Peki ya, bir şey daha bak son kez soruyorum. İlayda ve Damla'yı Metin alıp kaçmış Iraz'ın iddiasına göre ve iki yıldır ortada yoklar doğru mu? Hayır öyle değil şimdi köydeler. Köydeler. Evet şimdi adam köyünde kızlar da yanında. Bir dakika şimdi önce bir dayıyla bir konuşayım. Maşallah Bey merhaba. Merhaba hocam. Sen bu yeğenine önce yıllarca babasıyım gibi davranmışsın. Sonra 20 altın karşılığı vermişsin. Bu kız dayak yerken, ahırlara kapatılırken, kadın sığınma evlerine niye gitsin dayısı varken? Niye araya girip de bu işi düzeltmedin?
adama bak, ya da şimdi, 26'nı geri istiyor diye kızı sürekli geri mi gönderdin eve? Bir dakika, başta anlatayım ablacığım. Anlat. Ablacığım şimdi ilk başta şimdi bak yani 26'ın bir kere almamışım. Bu bir yalandır. 26'ın almamışım. 21 altın kesmiştim, tamam mı? Beni iyi dinle ablacığım. 21 altın kesmiştim. 21 altın verip gelinini alıp götürecekti. Yani bizim köyde aynı komşuydur yani. Komşumuz. Kaç altın verdi? Ablacığım ondan sonra kızın altına düştü. Ne yaptıysa artık kandırdı. Kızı aldı kaçtı nişanlısı. Ondan sonra dedi ben hiçbir kuruş da vermem. Vermem dedi. Ondan sonra getirdiler yani milleti toplayıp eve geldiler işte. Yani köyünü büyükleri alıp eve geldiler. Ondan sonra 13 altın verdiler ablacığım. 13 altın. Evet 13 altın verdiler. Yani köy şahıdır. Şahıtlar var şey var yani. 13 tane altın verdiler. Ben de tamam dedim yani. Sen de o altınlarla inşaat mı yaptın? Efendim? İnşaat mı yaptın o altınlarla? Yok ablacığım. Ne yaptın? Zaten, ablacığım zaten 3 altın verdim ona yatak falan yaptım. Yani, yok diyor, kız yok diyor, yok. Yapmadı diyor. Yaptım ben bile, yatak falan yaptım. Bak, pencerede kazandım. Gülen de, ne yatağı yaptın? Gidip de ithal ya yatak işte, mı aldın? Yok. Üç tane büyük yok, altını hayır, bozdurup. Ya, hani şimdi yün yatak. Şey. Yok hocam ablacığım, yok. Yani yatak nasıl? Yani yorgan falan attım ona. Hani yorgan atıyorlar ya. Peki diğer kalan 16'nı ne yaptın? 10 tane altın kalmış. Kalan 16'nı da ben... Mesrep yaptım abla. Eve mesrep yaptım. Yani yedim yani. Yedin. İyi, iyi. Evet. Kız orada dayak yerken sen de altını mı yedin? Ablacığım evet. Ben onlara bak. Ben onlara bir yaşında onları aldım, getirdim, baktım, büyüttüm. Yani bu ele kendi kendine büyümedi. Tamam. Herkes kendi çocuğunu da büyütüyor ya. Da karşısında 10 altın, 20 altın diye pazarlık yapmıyor. Ben yedim o altınları. Bu kızcağız... O zaman niye senin evine gelip sığınamıyor da kadın sığınma evine gidiyor? Sen o altınları ablacığım, yedin ya. Evet şimdi ablacığım, ortada kalmışım. Kim bana bakacak? Ablacığım gelmedi. Ben ne yapayım? Nasıl gelmedi? Gülen der. Yok. Ablacığım yok sığınma hocam. Evine gitti. Ben geldim Muş'a geldim baş vurdum. Ben dedim benim kızımdır. Ben bir görüşebilir miyim? Acaba ne için sığınma evine gelmiş? Yani bir hal hatırını sorayım. Acaba ne içindir? Göstermediler. Dediler ki. Valla Eraz demiş ki o benim babam değil, benim dayımdır. Beni göstermeyin, ben onunla konuşmuyorum. Konuşmamak da haklı yani. Gülender, yani, Gülender, telefonda efendim, mısın kızım? Hayır, durum öyle değil. Ha, yalan ben... konuşuyor. Gülender, diyor efendim? Ki bana hiç gelmedi ki benim evime diyor. Yok, vallahi çok geldi, annemi ara. Geldi. Tamam ablacığım. Ne dedi? Ablacığım. Geldi ne dedi? Git her o altın. Her seferinde diyordu. Diyor, şey kardeşim gidiyordu diyordu. Git evine şey olmaz. Evet. Herkes dayak ye. Evet dedi öyle. Herkes şiddet görür. Şöyle mesela maşallah be ben şunu diye soracağım. Ya kız gelseydi. Hatta diyor ki kardeşime diyor ki. Diyor çocuklarını bırak kocanı boşa gel ben seni evet, kocana vereyim. O lafı da söyledi. Biraz daha ben öyle söylemem. Evet, ben söylememişim. Biraz daha altın almak. Gülen der seni de evlendirirken altın aldı mı? Hayır seni evlendirmedi. Şey kardeşimiz sattığı için annem kızdı dedi seni jandarmaya şikayet ederim. Ben bu kızımı evet. Getiriyorum sen bunu satamazsın. Annem beni getirdi. Annem de Huş Bunalık Eren Tepe'de oturuyor. Yani annenle, sen evli misin şu anda? Evliyim, 4 tane çocuğum var. Ha, anneni evlendirdi. Yalan atma evet. Bak. Şimdi köyde şartlar var, o şartları çıkaracağım. Yani yalan atmaya gerek benim yok. Benim yani senin kız kardeşin kendi hocam, kendine evlendi. Zaman da zaten babam git para Allah için konuş bize. Yavrum. Yani. Ya kendi kendine evlendi de. Evet, ama sen de 13 altın evet, aldın ya. 3 tanesini, bir dakika Gülen'den. Üç altını diyorsun yatak yorgana harcadın. Hayır yalan. 20 vallahi ben hepsi kendi emeğimle yaptım. Eşini de arayabilirsin konuşturabilirsin. 20 valla tane oğlum ben nerede ben 20 altın aldım? Ben almamışım 20 altın. Sorun üstü ya. Tamam. Annem diyordu ki altın verdi. Gülender bir saniye Gülender diyelim ki 13 altın. 13 altın. 13 tane tam altın bugün de büyük para. O zaman da büyük paraydı. Evet. Sen diyorsun ablacığım, bir saniye bir şey söylüyorum.
Sen 16'nı yedim dedin zaten. E yedin de bu kız orada acı çekerken, orada burada sığınma evlerindeyken, o dayak yerken sen altınları yedin. Sonra da gel çocuklarını bırak, ben seni başka kocaya vereyim. Gene mi altın alacak? Sen kendi kızların için, kızların var mı bilmiyorum. Var var. Evlendirirken de altın filan aldın mı? Almışsındır herhalde. Bilmiyorum. Ablacığım. Efendim. Bak beni dinler misin kardeşini dine. Bak ben elimi Kur'an'a basıyorum. Ben dememişim gel seni koca vereyim. Ben diyor, dememişim. Diyor. Sen dinine imanına hocam, doğru kız konuş. Kardeşini de doğru yedi, konuş. Yedi, ölecek. Bak yedi, o ne karıştırıyorsa o onun bacısı Gülender karıştırıyor. Onun 6 tane kızı da var. Niye kızlarını satmıyor? Niye kızlarını satmıyor? Kim? Senin de 6 tane kızın var. Sen niye kızlarını satmıyorsun? Satma demeyelim de ona. Yani para, başlık parası ya da altın almıyor diyelim. Hakikaten satma lafı çok çirkin bir laf yani. Çok çirkin. Maşallah bey. Ya yani tamam 16 ben baktığım için 16 ücret gibi aldım diyorsunuz baba, da yani siz baba bilmişler size. Gençler o 16'nın evlerini döyüyorsalar, döşeseler, rahat etseler daha iyi değil mi? Anlamadım ki abicim. Ya neyini anlamıyorsunuz? Şimdi 13 altın aldım, 3'ünü onları harcadım, 10'unu da afiyetle yedim diyorsunuz. Evet, evet. Doğrudur. Evet, tamam. Evet, doğrudur. Kimse buna yalan demiyor. Evet, doğru. O 16'ını siz kendinize alacağınıza, bunlar yeni yuva kuruyorlar değil mi? Beraber evet. Evleniyorlar, ev döşüyorlar. Ya onlar kendi evet. Evlerini döşeseler de rahat etseler daha iyi değil mi? Niye alıyorsunuz? Abicim zaten onların evi, barkı var idi yani... Bizim doğu tarafı da ya, zaten barkı ya, evi barkı ne vardı da evi olsaydı evine giderdi zaten. Şimdi iki tane kız çocuğu 2 yıldır diyor kocam kaçırdı diyor. Bu arada maşallah bey söyle efendim. Bakalım o zaman diyorsun demişsin ya yayına çıkarsanız ben babanızın kim olduğunu söyleyeceğim. Kimmiş bu kızların babası? Şimdi ablacığım babaları şeyde Afyon Emirdağ. Aşağı çay veren köy yani köyünün adı aşağı çay veren köy. Babasının adı Zeki Demir. Babaları rahmet oldu. Allah rahmet eylesin. Babaları çok iyiydi. Öyle mi? Rahmetli mi oldu babaları? Evet evet. Yani daha bir biz biraz bir yaşındaydı. Biz görmedik hiç. Biz babamızı tanımıyoruz ki resmen. Bir dakika bir dakika bir araya gideceğim. Babalarının ilk defa adını duyuyorsunuz. İlk defa nereli olduğunu, nerede yaşadığını evet. Ve bir yaşındayken sen öldüğünü söylüyor. Ona bir geleceğim ama asıl seninle ilgili reklam dönüşü çok önemli bir gizli tanık telefonu alacağım. Bu tanığın söyledikleri de çok hepimizi biraz şaşırtacak gibi görünüyor efendim. Kenan, dün duyduklarından sonra ne durumdasın bilmiyorum. Ben vallahi şoktayım hala ama bugün bazı sürprizlere hazırlıklı ol diyorum sana, o kadar. Peki, Iraz 4 çocuk dünyaya getirdi. Daha 27 yaşında dayısı bakmış, babası ölmüş meğerse. Bugün daha öğrendiler. Dayısı bakmış, Iraz dayak yemiş, şiddet görmüş, ahırlara kapatılmış. O dayak yerken anlaşılan dayısı da 10 altını yemiş. Bunu açık açık da söylüyor zaten. Ve 10 tane tam altından bahsediyoruz. Diyor ki ben onlara baktım çünkü diyor. Herhalde üzerinden altın almak için baktın bu durumda öyle anlaşılıyor. Evet maşallah bey dayı telefonda diğer kardeşi de Gülender de. Şimdi babalarının öldüğü bilgisini verdin. Evet. İyi bir insandı diyorsun. Çok iyiydi ablacığım. Peki anneleri ne oldu? Hemen sana bırakıp başka bir evlilik mi yaptı anneleri? Şimdi ablacığım bunlar bir yaşındayken bunları ben Iraz bir yaşındaydı. Gülender de 10 günlük idi daha yeni doğum yapmıştı. Ben asker idim. Ankara Mamak'ta asker idim. Ben geldim ben dedim benim yolum üzeridir. Ben onu kardeşimi göreyim ele çıkayım gideyim. Peki anladım. Sen sonra bu çocuklara babalık yaptın. Anneleri evet. De zaten hiç ortada yoklarmış değil mi? Yok yani annenle... Annesiyle aldım getirdim ablacığım. Hayır şu anda artık anneyle zaten... Annemi verdiler. Başkasına verdiler. Dayım verdi, kardeşini evlendirdi dayım. Nasıl kardeş? Berdeli yaptılar annemi. Kendi kardeşiyle berdel evet, yaptı. Evet annemi yaşlı bir adama verdiler. Yaşlı bir adama? Evet evet. Annen hala o adamla mı evli? Adam öldü. Adam öldü. Evet, oradan yaşlı. Çocuk var mı? Bir kızı var. Sen kendi kardeş... Kimin kardeşine berdel yaptı ya? Dayım... Kendine...
Kendi kardeşine dayım yaptı. Şimdi kendi kız kardeşini verdi. Oradan adamın da bir kız aldı. Adamın kızını da kardeşini aldı. Evet. Adam yaşlı olmasına rağmen. Evet. Peki orada da başlık parası falan bir şey var mıymış ortada? Bilmiyorum. Berdelde yok olmaz. Ablacığım yok. Berdelde olmaz, olmaz çünkü. Verirsin karşılıklı. Alırsın. Peki. Karşılıklı aldılar zaten. Şimdi bu kız 4 tane çocuk sahibi. 2 çocuğunu kocası kaçırmış. Sen dayı olarak hani ben baktım babalık yaptım diyorsun. Zor evet. Zamanlarında hiç yanında değilsin ama. Kaçtığında sama orada buraya işte nereye kilitliyordu seni? 2 senedir ortada yokum, hiç sormadılar. Sormuyor. 2 senedir arayıp sormuyorsun. Bu kız ne yapıyor? Öldü mü kaldım? Öldü mü? Yanında 2 tane abla çocuk abla var. Nasıl babalık yaptın sen? İşte. Altınları ama almışsın, yolları ayırmışsın. Kız geldikçe abla de git altınları geri ister diye geri göndermişsin. Bu kız hayır, ortada hayır, gezmiş yani. Ablacığım bak öyle değil. Bak şimdi sığına evine sığıldı ya. Evet. Ablacığım beni dinliyor musun? Dinliyorum, dinliyorum. Ablacığım bak şimdi sığınma evine gitti. Yani bilgi vermiyordular. Ben kaç sefer gittim bilgi vermediler demişti. O benim babam değil, benim dayım da ben onunla görüşmüyorum. Maşallah ben, ben ne yapabilirim? Senin evine sığabilseydi, senin onu kucak açacağını bilseydi sığınma evine zaten gitmezdi. Evet. Bilirdi ablacığım, ki burada benim bir evim var. Ben zor durumda kaldığımda o evin kapısını çalıp girebilirim diye düşünseydi zaten sığınma evine gitmezdi. Zaten dayım diyordu sen bana gelirsen işin 2 tane tarlası var orada köyde. Diyordu onlara el koyacak da ben senin yüzünden onu yapamam diyordu. Altın zaten yüzünden. Yok yok tarla için. Yani altını alma, evet, alamazsa onlara el evet koyacak. Böyle evet bir şey olabilir mi ya? Onun için dayım diyor senin içine kendi rızkı koyamam. Ben de ona gittim zaman zaten bir gün gidiyordum yani zaten kocamı çağırdı geldi zaman işim beni hemen veriyorlardı. Ben de artık ona gitmek istemiyordum. Korkuyordum yani. Dayım ne 16'mış yine ya, hayatını mahvetmiş. Şimdi ben devlete gittim zaman yine devlet bana destek çıkıyor. Modern kölelik. Evet evet 16 yüzünden yani sen gelirsen bu tarlayı alacaklar çünkü ben 16'nı yedim. Evet adamı hayır, belki git o zaman ne bileyim bir tane çocuğu olurdu. Evet. Dayı sahip çıksaydı evet bir tane çocukla bakmak ya da bir yerde bir yere sığmak evet daha kolay. 4 çocukla daha farklı olurdu. Evet. Bir de giriyorsun şeye gitmiş sığınma evinden çıkmış. Orada bir kadınla tanışmış. Evet. Bir bakıyor ki kadınla hani kocayla bir tanıştırıyor, yemek yiyorlar. Sonra kadınla iddiaya göre dini nikah kıymış adam. Şimdi bu kız kime güvensin bu hayatta evet yani? İşte. Telefonda bir gizli tanığım var. Önemli bir şey söyleyecek. 2 yıldır diyorsun. Evet. Çocuklarımı kaçırdı. Evet, kaçırdı. Aldı. Ve adını verebiliyor muyuz arkadaşlar kim olduğunu? Ha peki senin kocanın yengesi bu telefondaki kişi. Tamam. Sen diyorsun ki çocuklarımı kaçırdı ben 2 senedir hiç haber almıyorum. Çocuklar eşyaları bile yanımda yani. Eşyaları yanında evet ama çocuklar yok ortada. De, zaten şey, komutan bana dedi eşyalarını topla valizini topla kimlikleri al aldım dedi sana bulacağız. Ben zaten bir gece hastanede kaldım. Peki hemen alalım yengeyi. Evet. Eltim oluyor öylesin. Eltin mi? Peki. Evet, merhabalar. Alo, merhaba. Siz şimdi yengesi oluyorsunuz şeyin. Benim mi yengem? Senin evet, yengem. Dayımın karısı. Ben eltisi oluyorum Serap Hanım onun. Eltisi oluyorsun. Peki evet, Metin'in çocukları alıp kaçtığını biliyor musun? Hayır efendim, Rast kendi evini tanımıyor mu sanki? Şu anda Muş Bulanı Kırköze Köyü'nde, kendi yaşadığı yerde yani. Kesinlikle nasıl öyle bir şey yok yani, Rast'ın söylediği yalan ev. Nasıl, çocukları kaçırmadı mı Metin? Hayır canım, alakası bile yok. Zaten ben Metin'i size ulaştırdım, Metin yok, şu anda çocuklarla gelecek yani oraya. Nasıl yok yani? Nasıl Iraz'ı ya? Hocam biz zaten ben okula gittim. Hocam hani yalan söyle, Iraz'ın, bir saniye Iraz. Iraz gidelim, sen yaşadığın yeri bilmiyor musun? Yok hocam. Yemin ediyorum ebeyim. Bir dakika şimdi. Sen yalan söylüyorsun. Sen köyden çocukları da bırakıp kaçıp gittin. Hocam yemin ediyorum ben başımın üstüne yemin ederim. Biz var ya biz okulda kalakul geldik. Beni asker var ya arabayla beni eve götürdü. Ben de ben çocuklarımı hocam, 2 tane kızımı evde yemin ediyorum. Karakolda da sorabilirsiniz çıkartabilirsiniz. Iraz'ın eşi bir saniye bütün köy halkı da şahittir. İster yok hocam yemin ediyorum ben öyle bir şey yapmadım. Şimdi bir dakika en son Gebze'de yaşamıyor muydunuz siz? Evet sonra ben zaten geldik Muş'a biz geldik. Muş'a geri döndünüz. Evet. Hatta bir evde yaşamaya başladınız. Evet bir barıştınız. Hafta. Evet. Sonra sen o arkadaşını dini nikah yapmış evet 6 çocuğuyla o evde gördün. Evet.
O ev senin kocanla hocam, yaşadığın evdi. Bir şey söyleyebilir evet. miyim size? Bir saniye. Peki siz Iraz'la Metin'in yaşadığı evde şu anda Muş'ta Metin'in evet. çocuklarla beraber o evde yaşadığını mı söylüyorsunuz? Evet. Aa. Sadece Iraz'a bir ben şey soracağım ben. Ben konuşmuyorum, haber almıyorum. Hocam, sorun. Bakın Iraz'a sorar mısınız? Sorun. Metin Bey 2 aylık evliyken niye boşandı karısından? 2 aylık evliyken Iraz onun aklına girdi, onun yuvasını yıktı. Metin'in ilk evliliğinde yuvasını yıktı o. Yok. Iraz, sen yok. Çok iyi biliyorsun hocam, Iraz. Hocam yemin ediyorum yok. Iraz, Metin... Sen yemin etme. Iraz sen çok iyi biliyorsun. Yok yemin ediyorum öyle bir şey yalanlar yok. Yalanlar ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Bütün köy tamam. halkı bekliyor. Öyle, öyle diyorsun. Buraya bağlanmak için. Tamam öyle hani öyle gerçek konuşuyorsun. Ben yuva ondan da yıkanın, yuva yıkanın yuvası olmaz. Evet. Sen 2 aylık bir doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Tamam. Metin evli sen... miydi? Sen onun yuvasını mı yıktın? Yok hocam yemin ediyorum ben yuvasını yaktım. 2 aylık mı evliydi? Evet. Yemin ediyorum ben onun yuvasını hiçbir şey yapmadım. Hayır maşallah dayısı bir ben dedim git karısını bırak. Maşallah bey. İşte telefonda dayım, mısın? Dayım orada yani söylesin bile. Maşallah bey. Efendim. Bu Metin evli miydi Iraz'a talip olduğunda? Ablacığım Metin boşanmıştı. Aa bak. Hocam. Ama Iraz yüzünden boşanmıştı. Hayır. Evli olduğu yok. Halde ile Iraz onunla yok. Görüşüyordu. Yok yemin çünkü Metin hocam. Her gün onun dayısının evi yolcusu olduğu için... Metin her gün oradan geçip gidiyordu. Hayır. Yemin ederim. Karısı diyor. Atmayın. Öyle bir şey yok. Yuva yuva hayır hayır yalan söylüyorlar. Iraz yuva yıktı. Karısı, yuva yıkanı da karısını yuva bir tereke burada için bıraktı. Iraz'ın kocası gurbete çalışmaya gidiyordu. İnşaatlarda sabahtan akşama kadar köpekler gibi. Iraz evet. evde yiyip içip geziyordu. Evet. Metin bir ay eve gelmediği zaman Iraz direkt karakola arıyordu. Ne evet. olursanız gelin eşim bana şiddet uydu. Eşi bile evde yok düşünün bir. Bu kadar rezil bir kadın. Eşi evde yokken bir ay işe gittiğinde Iraz evet. karakola gidip eşim bana şiddet mi uyguluyordu diyordu. Karakola arıyordu. Bir de nasıl arıyordu hocam? Güzel üstünü giyiniyordu. Makyajını şimdi... yapıyordu. Eşyalarını toparlıyordu. Torbalara dolduruyordu. Jandarmayı arıyordu. Jandarma torbalarla onu götürüyordu. Allah Allah. Iraz şimdi ben şoktayım. Bir dakika. Iraz böyle bir insan. Iraz bütün Kekeli halkı bağlanacak sırayla bekliyorlar şimdi. Bağlasın. Onun rezilini ortaya dökmek için. Yazık sen İlayda ile Damla'ya kurban al kurban. Balansın. Onları babası öyle bir bakıyor ki vallahi biz kadınlar bile çocuklarımıza öyle bakamıyoruz. Gündüz Iraz... gidip el alemin evini inşaatı duvarını örüyor. Daha öğlen 11:30 oldu mu Metin eve geliyor kızların saçını tarıyor onları doyuruyor okula gönderiyor. Senin gibi anne olmaz olsun. Rezil. Bir dakika hakaret etmeden konuş doğru düzgün konuşun. Iraz. Şimdi senin kocan... Madem hala... 2 senedir görmüyordu da... O 4. çocuğu kimden peydaladı Iraz o zaman? 4.sü kaç aylık? 1.5 yaşında. 2 sene çocuk ona görmüş. Zaten... Yalan söylüyor. Çocuk orada zaten. Ben çocuk saklıyordu. Hocam bakın. Iraz Hanım bak somut ispatlıyor yalan söylediğiniz diyor zaman. Diyor ki 2 senedir görmüyorsa... 1 yaşındaki çocuk ne zaman oldu? Hocam zaten ben 1 aylık hamileydim. Kadın sığınma evine gittim. Ama geri döndün evde doğum yaptın. Yok yok. Kadın ben, sığınmada mı doğum evet yaptın? Orada doğdum. 1 aylık hamileydim. Kadın sığınma evinde kaldım. Çocuğu dünyaya getirdim. Getirdin. Sonra bebeği alıp eve gittin. Yok eve hiç gitmedim. Gitmedin. Hiç o bebek gitmedi. Nasıl gitti peki tekrar Metin'in yanına? Bebek gitmedi eve. Senin yanında o evet, şimdi. Evet bebek yanındaysa da salonda işte. Tamam. Çocuk 1 yaşındaysa. Evet. Üstüne de yani 2 yıla yakın işte. Evet 2 yıl olmuş. 21. Yani zaten çocuk saklayacak halim yok. 21 ay. Yani her şeyde yani yuvarlak 2 yıl diyor da 21 ay. Tamam arada o kadar çok büyük fark yok. Yani. Peki Iraz benim anlamadığım şu. Metin İlayda ve Damla ile beraber Muş'ta sizin yaşadığınız evde kalıyormuş. Yani kayıp değil. Kaçırmış kayıp değil. Hocam, hocam ya, bak, böyle bir şey sen niye ya? Kalkıp Muş'a gidip de çocuğunu görmüyorsun o zaman? Hocam bak. Şimdi biz var ya biz karakola git okulda da bize uzak. Biz karakola gittik eve gittik arabayla baktık kapıları hepsi kilitlemiş gitmiş adam. Ben de komutana dedim çocukların nerede ben dedim evin içinde. Dedi abla dedi kapılar kapatmış. Orada şey var orada adam şey komutan şey yap pencere zaten açtı. İçeri girdi yedek anahtar çıkardı kapıyı açtılar. Bana dedi Eras Hanım dedi eşyalarını ne sana lazımsa al dedi. Ben dedim çocuklarımın eşyalarını alırım aldım. Dedi senin çocuklarını buldu. Biz herkese sorduk dedi yok çocuk yok. Çocuklar yok. Ben bir gün hastanede kaldım. Ben dedim çocuklarım gelmedi dedi yok senin çocukların daha eve gelmemişler. Iraz
senin çocukların Muş'taki evinizdeymiş. Hocam bak yemin... Şu anda oradaymış bak. Tamam sen o anda sormuş ve sana çocuklar yok demiş olabilirler. Ama çocuklar evde Metin'in yanında... Ama zaten o an çocuklarını aldı gitmiş adam. Kapıları ezikletmiş tamam, gitmiş. Tamam ama gitmiş sen gidince geri gelmiş eve. Yani polisle beraber... Çıkmadı ya da zaten bir, bir ay fazla yani çıkmadı. Yani iki olsa. Senedir yaptığın tek işlem bu mu senin? Gittin çocuklar yok dediler kapıda... Göz... Abla beni tehdit ediyor ki de bir sefer. Köyde olduğunu biliyor muydun? He? Köyde olduğunu çocuklarının babalarıyla birlikte yok. Köyde olduğunu biliyor Hayır, muydun? Yeni mi öğrendin? Evet. Şimdi öğrendin. Evet görüşmüyorum ben kimseyle zaten. Görüşmeden nerede yani. Olduğunu adam, nasıl? Adam zaten için. Bir ay... Ya niye araştırmıyorsun o zaman? Madem ya zaten görüşmüyor. Ben sana davayı çocukların kayıp ya köyü bir ara bakalım. Metin orada mı? Çocuklarım hocam, orada mı? Hocam ben zaten davayı bekliyorum. Ben zaten davayı bekliyorum. Niye davayı bekliyorsun? Çocuklarım kayıp diye İstanbul'a programa gelmeyi biliyorsun ya. Muhtarı arasan köydeki. Ya Metin orada mı? Çocuklar ya ben, orada mı? Ben kimsenin numarasını nasıl alacağım? Bu yengenin de mi numarası yok, yok sende? Yok ben kimsenin numarası yani yanında yok. Yani sen şu anda kayıp olmayan aslında babalarının yanında köydeki evde olan tamam şiddet görmüş olabilirsin, ahıra kapatılmış. Ben bunlar yalan demiyorum. Kolum neden kırıldı? Onu tamam, diyebilir mi? Ben onlara yalan demiyorum. Onları bilmiyorum. Çünkü herhalde bir darp raporun falan da var. Ama yok beni doktora götürmedi zaten adam. Götürmedi. Orada çocukların bir babasının yanında bir virgül koyacağım. Bunu burada öğrendiğini söylüyorsun. Belki dur bakalım. Belki çocuklarını da göreceksin ama bu arada Metin de senin yanındaki çocukları görmüyor bu durumda. Evet. Yani sen arayıp onu... Sen de çocuklarını gördün. Hocam zaten ben devlete söyledim. İhsan olsun da gelsin görsün çocuğunu. Ben çocuğunu ondan saklayacak Peki Uras yani, yani hiçbir şey yapmamışsın aslında. Evet. Gerçekten köyde olduğunu öğrenmek için geldin. Yani buraya geldin köyde olduklarını öğrendin. Bayağı o evde duruyorlarmış işte. Zaten ilk davam olduğu zaman Peki, ben hemen sadece çocuklarını soruyorum. Şimdi bir soruyorum. Kenan Bey'e geçeceğim. Kenan Bey de hakikaten büyük bir şok yaşandı dün. Çünkü nikahlı karısının 47 gün önce evi terk eden, çocuğuyla beraber evi terk eden karısının bir ihbar sonucunda bir kişiyle kına yaptığını, düğün yaptığını iddialara göre öğrendi. Fotoğraflar da var elimizde. Büyük bir şok yaşadı. Şimdi bugün Kenan Bey'i daha büyük şoklar bekliyor olabilir. Kenan konusuna geçebiliriz efendim. Düğünde gördüm. Düğünde. Kendi düğününde. Kendi düğününde mi? Şok 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 yani hakikaten. Bu ne cesaret arkadaş ya. Kayıp karısının başkasıyla düğün yaptığını duydu. Kenan Akbaba canlı yayında şok oldu. Sosyal medya aracılığıyla tanışıyorlar ve evleniyorlar. Nasıl bir şuursuzluktur bu arkadaş? Düğün yaptığı Rıdvan kim? Rıdvan diye birini tanıyor musun Hiç Kenan? Demiyorum. Hiç duydun mu ağzından Rıdvan? Hiç duymadım, hiç duymadım. Düğünde kim kimi kandırdı? Televizyonda görünce tanıdınız ve bu bizim arkadaşım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten başımıza taş yağacak yavaş yavaş yani yeter artık. Şoktayım şu anda çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum. Çocuğumuzu alacağız. Çocuğumu alacağım. Kenan eşi Didem'le yüzleşebilecek mi? Birazdan. Evet gerçekten yani şokları yaşadın. Dün ilk şoku atlattın mı? Şu anda ne durumdasın? Atlatamadım. Ha? Atlatamadım. Atlatamadın. Peki dünden sonra neler düşündün? Çok kötü şeyler aklıma geldi. Delilikler yani. Yani Kenan Bey acilen bir psikiyatra gidip bence ilaç yazdırmanız lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani, çok zor bir enkaz. Şey yaşanan. Şu anda enkaz altındayım. Ben de gerçekten... Şimdi Sevim Hanım evet. Siz ablası oluyorsunuz. Kız kardeşi oluyorsunuz. Sevim Hanım bir önemli bir rahatsızlık atlattığı için efendim. Maskeyle durmak zorunda. Ne durumdaydı dün akşam eve geldiğinde? Sinirden titreme, renk yüzünde yok. Psikoloji tamamen çok kötü, yıkılmış. Nasıl 9 şiddetinde deprem olur ya, bir insanın depremiydi, bir yıkılışıydı. Yani abim bunu hak etmedi çünkü çok iyi bir eş, çok iyi bir baba. Bir aile kültürü içinde büyüdük ve abim bunu hepsine uyguladı bu zamana kadar. Hiçbir sorunları yoktu. Didem nasıl bir kadındı? Ya Didem sessiz, sakin, kendi halinde. Hatta birbirlerine olan diyalogları, hitapları o kadar güzeldi ki. Yani balım, aşkım kelimeler havada uçuşurken şu an biz dün akraba olarak hepimiz şok içinde kaldık. Ve ben abime dün böyle görünce... Abi senin yükünü nasıl alabilirim dedim.
Seni nasıl rahatlatabilirim? Seni anlıyorum ama yardım edebilecek hiçbir kelime bulamıyorum. Biz de onunla beraber yıkıldık ama ben buradan da diyorum ona çok ihtiyacımız var. Dimdik durması gerekiyor ve biz... Bir de çocuğu var üstelik. İki tane çocuğu var. Bir de kızımız var bizim. Tabii, 16 yaşında. İlk evliliğinden olan. Evet. İnşallah toparlayacağız ama hak etmedi. Gerçekten hak Peki, etmedik. Peki şu önce bir fotoğrafları görelim. Evet. Sonrasında işte Didem'in kına gecesi yaptığı, efendim düğün yaptığı iddia edilen kişi Rıdvan canlı yayında olacak. Sorularımızı cevaplandıracak. Çünkü dün bağlanan kişi dedi ki ben de o düğündeydim. O düğünlerine gittim onların. Aileyi de kandırmış dedi. Ben bekarım demiş dedi. Ondan sonra dulum ya da işte boşandım. Fakat bu Rıdvan'ın çok daha farklı iddiaları var. Evet, böyle bir fotoğraf efendim. Bu bir kına herhalde. Bu Didem mi? Evet. Didem. Ta kendisi. Evet, böyle bir şahısla, Rıdvan isimli bir şahısla kına gecesi yapmışlar. Başka fotoğraf var mı arkadaşlar? Bu arada dün bizi arayan kişiden başka kişiler de fotoğraf, işte bilgi aktarımı yaptılar bize. Çünkü orası bir düğün ya da kınaya dönüşmüş ve orada bir sürü insan var. Görünce de şok olmuşlar. Düğününe gittikleri kadın evli, bir tane de çocuğu var. Nikahlı kocası var. Şimdi kendini dul olarak tanıtmış ama Rıdvan'ın da başka iddiaları var. Şimdi muhabirimiz Esra'nın yanında da bu Rıdvan isimli kişi var. Esra merhaba, Rıdvan Bey merhaba. Merhabalar efendim. Evet, siz Didem'le nasıl tanıştınız Rıdvan Bey? Biz onunla sosyal medya üzerinden tanıştık hanımefendi. Kendini size ne olarak tanıttı? İlk başta da bekar olduğunu, annesinin ve abisinin yatalak olduğunu, onlara bakmakla yükümlü olduğunu söyledi bana. Sonra nasıl bu iş ciddiyete bindi? İşte zamanla hani güvendiğimiz için, hani böyle bir şeyin sonucu olmayacağı, hani öyle zannettiğimiz için konuşmaya, görüşmeye devam ettik. Kaç ay sürdü bu sosyal medya üzerinden görüşmeniz? Sosyal medya üzerinde sadece kısa bir görüşmemiz oldu. Daha sonra telefonda görüşmeye başladık. Ne kadar süreyle? Yani eşiyle yani, beraber aynı evi paylaşırken sizinle görüşmeye kaç ay devam etti? Aşağı yukarı bir 2,5-3 ay falan. 3 ay boyunca siz Kenan Bey bir farklılık hissediyor muydunuz? Hissediyordum. Telefon açtığım zaman telefonlar habire meşguldu. Sonra dönüş yaptım. Kimle görüşüyorsun? Ben yeğenim Kader Ateş'le görüşüyordum. Kaderle görüşüyordum dedim. Uzun telefon görüşmeleri. Uzun, çok uzunlar konuşuyordu. Sonra da size bir gün seni boşayacağım falan tabii dedi. Gitmeden 3 gün önce işte. Hatta gitmesinden 2 gün önce amcamlarla WhatsApp'ta görüntülü konuştuk. İstanbul'da komşularla görüntülü konuştuk. Yani hiçbir şey hissetmedim ki. Sadece köyde geldiği zaman parmağında alyansını düşürmüş, kaybetmişti. O alyansı görünce parmağında hayırlı olsun dedim. Benim aldın, yeni aldım. Kaç aldın? 5 dedim. Altını niye almadın? Yani 5 liralık şey aldım. Yok dedi, bu hoşuma gitti dedi. Kapattık onu. Peki, siz Erzincan'da yaşıyorsunuz. Olay Nevşehir'de geçiyor. Siz Nevşehir'den kalkıp Erzincan'a gidip Didem'i ve çocuğu oradan siz mi aldınız Rıdvan Bey? Ya şimdi çocuğunu bana abisinin oğlu olarak tanıttı. Ben onun oğlu olduğunu bilmiyordum zaten. Ama anne diyordu sonuçta, o çocuğu götürdüğünüz zaman bu çocuk anne diye Didem'e seslenmiyor muydu? Yolda alırken fark etmediniz mi? Ya çok hani sessiz konuşuyordu hani. Anne ne de hala ya diyordum, hani bu çocuk bunun yeğeni ise hala demesi lazım. Evet. Siz kendiniz yani, mi Erzincan'a mı geldiniz peki? Ya şimdi ben bunun bekar olduğunu biliyorum. Hani evli olduğunu bilmiyorum zaten. Hani yeni öğrendim. Haliyle hani geleyim dedim, hani ailenle görüşeyim, bir konuşalım, bir oturalım. Ondan sonra gerek yok dedi. Hani haberleri var. Ondan sonra aldık geldik. Nevşehir'e geldiniz. Bu da abimin oğlu dedi. Peki Kenan Bey demiş ki benim annemle abim yatalak. Böyle bir şey var. Hayır, yok, hepsi yalan bunların. Yalan, hepsi yalan.
Peki geldi ve siz bekar bir kadınla tanıştığınızı zannediyorsunuz. Evet, evet. Kınalar, düğünler vesaireler yapılıyor. Şimdi onu da bir anlatın. Da, nasıl oldu? Bu konuda düzeltmek istiyorum. Kına onun kınası değil, düğün onun düğünü değil. Düğün ve kına benim kız kardeşimin düğünüdür. Evet. O gün akşam kına yapılırken, kız kardeşimin kınası yapılırken, kınası bittikten sonra ben dedim ki hani şaka mahiyetinde, ya dedim bir de bizim kınamızı yakın. Hani öyle tesadüf oturduk oraya. Hani şaka mahiyetinde. Hani onun ciddiyeti kesinlikle yoktur zaten. Öyle bir şey olamaz. Kınanın ciddiyeti nasıl olur? Kız kardeşinizin kınasında evet, biz de kına evet. yapalım. Peki evet. Böyle bir şey var mıydı, plan proje? İşte önümüzdeki hafta nikah kıyalım. Yani resmi nikaha giden bir konuşma oldu mu aranızda? Yok, sonra acelemiz yok dedik hani. İleriki zamanda yaparız diye planladık. Öyle şey yapmıştık hani. Aynı evde durmuştuk. Mi yaşıyordunuz? Nasıl? Aynı çatı altında mı yaşıyordunuz? Yani bu süreç içerisinde evet. 40 gün içerisinde evet. aynı evet. çatı altında. Ailenize tanıştırırken de bekar, abisinin çocuğu falan mı dediniz? Yani ne biliyorsam onu söyledim ben. Aileme niye yalan söyleyeyim? Siz daha önce evlendiniz mi? Evet, bir evlilik yaptım ben. Çocuğunuz var mı? Var. O da yanınızda mı çocuğunuz? Evet, yok yanımda, o da yanımda. Bir tane mi? Bir tane evet. Peki bu yanındaki çocuk Didem'in çocuğu, aynı zamanda da Kenan'ın çocuğu ve 6 yaşında. Mesela annesine evet. dönüp anne babam nerede diye sorar böyle bir çocuk. Babam yo, nerede? Işte, anne. Hiç öyle hiç öyle ben hani bir gün bile o çocuğun hani babam muhabbet konusunu açtığını duymadım şimdi. Size ne dedi? Ben daha önce evlendim dedi mi? Hani bütün yalanları sıralıyor ya. Daha önce evet. evliliğim oldu, şöyle böyle herhangi bir nasıl anlattı? Daha önce bir evlilik yaptığını sonradan söyledi. Hani 13 yaşında mı, 15 yaşında mı bir evlilik yaptığını söyledi. 4 yıl falan sürmüş onun evliliği. Ondan sonrası malum işte yani ortada. Peki nasıl öğrendiniz Didem'in evli, nikahlı, yanındaki çocuğun da çocuğu olduğunu nasıl öğrendiniz? Ne zaman öğrendim? Eşi burada haber yapmıştı Nevşehir'de. Ben orada fotoğraflarını gördükten sonra hani biraz araştırmaya başladım, kurcalamaya başladım. Daha da detaylı bir şekilde zaten eşi canlı yayına çıkınca durumun ciddiyetini anladım yani. Ondan sonra zaten o gün akşamı hemen biletini alıp memleketi Erzincan'a gönderdim bunu. Öyle mi? Şu an tabii. Erzincan'da mı Didem Afra'da? Evet. Hayır. Şu an Erzincan'da. Kime gönderdiniz peki Erzincan'da? Ablasının evine gitti. Gülbahar Akbaba, çok güzel. Yani siz nasıl oluyor da bize haber vermeden kendisine gönderiyorsunuz? Kime haber vermeden? Bize. Bize ulaşabilirdiniz. İlla ki ablasına mı teslim etmenizi? O bir aranıyor, karakola nereden? Götürebilirsiniz. Biz hem tanımaz hem de Sevim Hanım ne diyecek? Merhaba Kenan Bey, ben hayır, yeni kocası. Hayır, karakolda arandığı için karakola haber verebilirdi, oraya teslim ya şimdi, edebilirdi. Durum absürt. Şimdi kadın... Didem Erzincan'a gider gitmez direkt adliyeye gidip, emniyete gidip ifade verdiğini söyledi zaten bana. Kameraya bakalım, o karışık. Şimdi Kenan Bey, siz Nevşehir'de kaybolduğunun 5. günü, evet. Didem ben kayıp değilim diye ifade verince evet. siz orada yerel bir gazeteye falan haber mi yaptırdınız? Nasıl haberi olmuş? Bir hafta sonra haber verdim. Gazeteye mi? Tabii gazeteye değil, oranın genel basın yerine telefon açtım. Yani bulmam gerekiyor çünkü. Ne dediniz onlara? Dedim ki eşim ve çocuğum kayıp, şu anda bilgiler, dosyalar var elimde. Savcılıkta da var, asayişte de var. Böyle dedim, tamam dedi. Resimleri attım. Resimleri bir saat sonra geri çektiler. Niye çektiler? İnternete mi koydular? İnternete yoksa koydular. Onu yerel bir gazeteye mi bastılar? Yok, internet üzerine koydular. İnternet üzerinde siz de gördünüz bunu Rıdvan Bey. Aa evet. bu falan dediniz ama hemen göndermediniz. Yayına, yok, hemen göndermedim. Yayına çıktığı için kocası gönderdiniz, doğru mu? Tabii, evet, evet. Yani kocası yayına çıkmasaydı yine göndermeyecektiniz. Yok, hayır, gönderecektim. Yani bu böyle olmayacaktı. Çünkü hani... evli olduğunu öğrenmişim. Ben o kadar da şey değilim hani. Evli bir kadın evinde niye tutayım? Ama 40 gün tutmuşsun. Aynen. Bir de evli olduğunu bir bilmiyorum. Hafta sonra adam yayınlamış ya internetten, karım ve çocuğum kayıp diye. Bir hafta kaybından bir hafta sonra şu an 47. Evet. gün herhalde. Evet, 47. gün. 40 gün tutmuşsun ya zaten, evli kadın evinde. Hayır, bu haber
Bu haber yayınlanır yayınlanmaz ben görmedim zaten. Aradan zaman geçiyor. Ben tesadüf internet sitesinde gezerken haberi görüyorum. Ne dediniz? Oturtup Didem'i karşınıza ne dediniz? Direkt ekrana gösterdim ben dedim. Bu ne dedim yani? Bu nedir? Bu nedir? Bana açıklamasını yap dedim yani. Bu ne böyle yani? Bu sen değil misin? Nasıl bir açıklama yaptı? Ya böyle bir durumda zaten açıklama yapması mümkün değil. Ailenize, ne diyebilir ki bana? Ailenize de gösterdiniz. Ben aileme karşı mahcup olmuşum. Hani çok ben asla böyle bir şey zaten yani yakışmaz. Geri şey yaptım gibi hani öğrenir öğrenmez biraz daha detaylı öğrendim. Eşini canlı yayında izledim. Ondan sonra biletini aldım gönderdim ablasının yanına. Bir takı tuku bir şey herhangi bir şey kıyafet vesaire alışveriş yaptınız mı? Hayır kesinlikle. Yani neredeyse bu iş hani evlenme vaadiyle bazı kızları öne sürüyorlar. Evet. Böyle insanları aslında tam olarak öyle değil. Ama ne diyordu yani sizden hoşlandığını mı söyledi? Ya normal bir genç kız nasıl sever? Şimdi ben bunun hani bu duyguyu nasıl anlatayım size? Normal seviyordu yani. Siz de ondan hoşlandınız. Ve güzel kelimeler söylüyordu. Ne bileyim hani iyi şeyler söylüyordu. Hani samimiyetine inandık. Siz bayağı bir yuva kurmaya hayali kurdunuz onunla. Yani tabii. Şimdi Didem de telefonda. Didem merhaba. Merhaba. Didem seninle ilgili bu konuşulanlar, fotoğraflar, işte hakkında yalan söylediğin yalanlar ortaya çıkıyor hepsi tek tek. Ne hissediyorsun şu anda? Nasıl hissediyorsun kendini? Öncelikle ben kimseye kandırmadım. Kimseye köşeye sıkışın da bir takım yalanların arkasına saklanmasın. Yani Rıdvan'ı kastediyorsun. Evet. Öyle olur. Nasıl ne dedin? Direkt söyledin mi? Ben evliyim. Bir de çocuğum var. Bununla beraber evet, geliyor mu dedin? Kendisi gayet biliyordu benim evli olduğumu. Biliyordu. Biliyordu. Hatta benim boşanma avukatımı kendisi tuttu para vererek. Boşanma avukatı tuttu. Evet. Somut delil de var bu durumda. Ben o avukatı senin çocuğun velayeti için açtım. Yani çocuğu değil. Çocuğumu, öyle bir şey değil. Yalan söylemeyin. Çocuğumu elinden alacak dedin. Son zamanlarda. Ondan sonra avukat tuttum ben sana ısrarla, baskıyla. Kimse saklanmasın. Herkes madem ortaya çıktı, dost doğru ortaya söylesin her şeyi. O zaman sen de bu olayı başından sonuna kadar her şeyi anlat da göreyim bakayım kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor. Tamam söylüyorum ben. Bilmiyordum diye yalanlar arkasına saklanmayın. İlk baştan al. Tanıştığımız günden itibaren anlatmaya başla bakalım kim yalan söylüyor. İsterseniz anlatacağım zaten. Anlat hadi Didem. Anlat. Şimdi öncelikle Kenan'dan başlayalım. Ben Kenan Bey'e Kenan'ın adını ağzını amma. Lafımı kesmeyin. Sus. Didem hak etmedik Didem. Sana kötülük yapmadık. Kapatayım konuşmayalım o zaman. Sen yapmayacaktın. Müsaade edin. Siz konuştunuz Didem de konuşsun. Evet Didem dinliyoruz. Yani kaç gündür siz konuşuyorsunuz biraz da ben konuşayım. Sıra bende artık. Evet konuş bu Didem. Doğru sıra sende. Ben Kenan Bey'e boşanmak istiyorum kelimesini şaka amacını söylemedim. Gayet ciddi bir şekilde karşıma alıp konuştum. Kendisinin bana verdiği tepki sen beni boşarsan görmüyor musun? Öldürenler yatıyor 2-3 ay içeriden sonra çıkıyorlar dedi. Ben bu insanla daha önce de boşanmak istedim bu şekilde dile getirmiştim. Hani orada şaka amaçlı falan diyor ama ben bunu şaka amaçlı söylemedim. Bunun şakası olmaz zaten. Ama bu şakalanacak bir konu değil. Zaten ama bu konuyu konuşurken sen kocanla zaten Rıdvan'la görüşmeye başlamışsın. 2-3 aydır görüşüyormuşsun zaten. Yani bunu bir şey olarak kullanmışsın, bahane olarak. Peki ekmeğimi ifte sırtından niye hançerliyorsun beni? Ekmeğimi yiyorsun. Yani 3 ay boyunca ekmeğini yemeye devam etmişsin, evde oturmaya. Ama bu arada da Rıdvan diye bir kişiyle. Ben bu insana defalarca boşanmak istediğimi söyledim. İlk defa o zaman söylemedim. Yalan söyleme. Didem, yalan söyleme. Bize söyleyebilirdin. Tamam abim istemiyordu. Sen bize söyleyebilirdin. Sen abla diyordun, biz konuşuyorduk, bana diyebilirdin ki abla ben boşanmak istiyorum ama senin benim abin... Benim evliliğimin ne kadar kötü olduğunu sen de biliyorsun. Evliliğim çok bak, senin evliliğin çok kötü değildi. Bir dakika dur. Sen de bunu çok iyi biliyordun. Ne kötüydü evliliğin? Ben sizle muhatap olmuyorum, direkt kendime... Tabii ki muhatap olmazsın. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama alışmışsınız kızım siz. Alışmışsınız kocadan kocaya gitmeye. Ben bu şekilde konuşamam. Sus nasıl Didem, sus, haksızsın. Haksız değilim. Didem, tabii ki bir koca olarak şunu merak eder insan. Ya sen bana bunu yaptın da niye yaptın? Ne oldu? Ben sana yazıklar olsun kapattı. Çünkü gerçekleri
söylemeyi herhalde yani cesaret yok. Serap Hanım yalan söylüyor çünkü. Olay hepsi çok yalan azal. Ya. İzah edilebilir ne söyleyebilir? Bağlansın yani ben, Didem tekrar bağlansın. Ben şunu gerçekten merak ediyorum. Yani meşru bir şekilde kabul edilebilir bir şekilde ilişkiyi bitirip de bu kadar insanı üzmeden bu ikinci ilişkiye de başlanabilirken yani bu kadar gizlenip herkesi bu hale getirip de o adamı da Rıdvan'ı da aynı şekilde bu hale getirmenin anlamı ne? Yani kadınlar bunu niye yapıyor? Bunlar gerçek. Gerçekten bunların araştırılması lazım. Meşru bir şekilde Kenan'la ilişkini bitirip de niye yeni bir sayfa açmıyorsun? İki tarafı da perişan edip de bu halde bırakıyorsun. Ya işte kadınma sığınma evine gittim diyor, anlatıyor. Iraz değil mi? Evet evet. Al sen de çocuğunu, bu kadar kötü gidiyorsa evliliğin. Eğer kocan da bu kadar, ben şimdi o gün Kenan Bey'e dedim. Sen dedim bu bir şaka olarak açılmamıştır dedim. Tabii. Sen acaba bu kadın istiyordu da işte asarım keserim tehdit falan mı ediyordun dedim. Hayır dedi. Şimdi diyor ki Didem evet ben boşanmak istiyordum ama böyle. Ama sen boşanma lafını söylediğinde konuşmaya başladığında zaten 3 aydır adama karşı sadakatini yitirmişsin zaten. Tabii, tabii. Yani sen bir şeyler kötü gitmişti ayrılmış değilsin. Başka birini bulduğun için bir dayanak gibi, bir sığınak gibi, bilmiyorum Sevim Hanım ne demek istedi, o koca senin, bu koca benim, haklı sebepleri var mı? Bulduktan sonra, şimdi Rıdvan Bey, efendim, diyor ki o baştan beri biliyordu. Bir de dediniz ya, en baştan itibaren hadi anlat dediniz, şu anda anlatmıyor. Siz anlatın en baştan itibaren. İşte benim anlattığım zaten, ben zaten olayı baştan anlattım size hani. Sosyal medya üzerinden tanıştığımızı, üç ay konuştuğumuzu, yani başları bunlar zaten hani. Ama evli deyip, olduğunu da söylemiş galiba, o öyle diyor. Evli olduğunu zaten bu haber ortaya çıktıktan sonra, Nevşehir haberinde çıktıktan sonra zaten öğrendim ben onun evli olduğunu. Rıdvan Bey şey dediniz ya, çocuğun velayeti için çocuğu elimden alacak diyordu, o yüzden avukat tuttum. Avukat tuttuğunuza göre öğrendiniz. Tamam, velayet, tamam. Bu, abisinin çocuğunun velayeti niye alsın zaten? Zaten öğrendikten sonra biz bu adımı attık. Hani beni sıkıştırdı. Hani çocuğumu alacak. Bir an önce velayet davası açalım. Ne olacaksa olsun. Gittik avukat tuttuk. Öğrendiğiniz zaman göndermemişsiniz. Televizyona çıkınca göndermişsiniz. Biz de bunu anlıyoruz buradan. Hayır ben zaten öğrendikten sonra zaten artık hani avukat da tutmuş olduk. Ne bileyim hani benim yaptığım masraflar da zaten çöpe gitti. Boşa gitti. Muhtemelen boşanma davası için gitti. De tuttu. Sadece velayet aldım, için değil. Aldım biletini aldım gönderdim evine. Yani ben seviyor olsam. Ya şunun için mi gönderdin kaçırım ya? Git boşan ve geri gel diye mi gönderdin? Hayır kesinlikle. Kesinlikle. Ben o kadar midesiz bir insan değilim. Boşan ayrıl öyle o amaçla mı gönderdiniz? Hayır. Gönderdim biletini de kestim gönderdim. Bu şekilde ben. O zaman seni hani ilgilendirmeyen ve gönderdiğin birine niye avukat yardımıyla ilgili yardımcı oluyorsun ki? Hocam daha göndermedim ben bunu. O haberi öğrendikten sonra biz avukatı tutmuştuk zaten. Yani velayet davasında tutmuştuk. Haberi öğrendikten sonra bu ben ya. Bunu gönderdim zaten. Şimdi Rıdvan Bey ben şöyle kronolojik olarak bir sıralayayım da o zaman Hasan Bey ne demek istediğini daha iyi anlayacaksın. Bu kadın gidiyor 5 gün sonra Nevşehir'de ifade veriyor. Ondan sonra Kenan Bey oradaki yerel basını arıyor. Benim karım ve çocuğum kayıp. Ve orada ifade vermiş, orada olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir fotoğraf gönderiyor. O fotoğraflar internete yükleniyor. Birkaç saat içinde de kaldırılıyor. Evet. Bu birkaç saat içinde görmüş olmalısınız siz bir. Yok. İki, kaldırılmasını siz mi sağladınız? Hayır ben nasıl sağlayayım onun haberini kaldırmasını? Bilmem, adam biri vardır orada. Belki ücretini vermiş, adam ücretini vermiş, ödemiş bir şekilde tamam. İfade vermiş. Ta oradan buraya kalkmış gelmiş yani. Tamam, fotoğrafları da gördünüz. O kadının Didem olduğunu, evli olduğunu, o çocuğun da abisinin değil, kendi çocuğu olduğunu öğrendiniz. Didem'e de dediniz ki bu ne? O da böyle evet. Böyle dedi. Hadi kızım benim seninle işim olmaz. Bu akşam binip gidiyorsun. Aynen öyle. Biletini demediniz. Kestim gönderdim. Hayır, hayır bir dakika. Demediniz. Avukatlar tutuldu, velayet bilmem ne. Ta ki Kenan Bey sen buraya cuma günü mü geldin? Cuma günü geldim. Yani ayın 31'inde yılbaşı günü geldikten sonra... Siz bilet alıyorsunuz ve Didem'i Erzincan'a ablasının yanına gönderiyorsunuz. Yani bir aya yakın bu olayı öğrendikten sonra sizin yanınızda kalmaya devam ediyor Didem. Yani sizin hayır, hayır. Hayır ne bir ayı ya. Ben bu olayı öğrendim. Zaten
Zaten biz bir hafta içerisinde zaten daha bu eşi falan canlı yayına çıktı. Ondan sonra ben dedim ki artık yeter, hani böyle olmayacak. Kesin kesin hemen gidiyorsun. Ya aynı şeyi söylüyoruz. Biletini kestim, gönderdim. Buraya geldiğinde zaten şu anda 47 gündür kayıp. Buraya geldiğinde de 42 gündür kayıptı. Evet. Sen de diyorsun ki kardeşim Rıdvan, ben kocan da çıktı artık, bu rezalet oldu. Git dedim. Yani 42. gün sen ya da 40. gün koyuyorsun, otobüse gönderiyorsun. O arada işte avukat mavukat tutuluyor. Yani bu adam buraya çıkmasaydı, avukat da bir şekilde boşatabilseydi o arada, Didem senin yanında çocuğuyla kalmaya devam edecekti. Sen de haklısın, şöyle artık dedin bu iş rezalete doğru gidiyor. Evli yani olduğunu öğrendik, bir de adam ekrana çıktı dedin. Ama duyduğun anda göndermeliydin diyorum ben de. Avukat niye tutuyorsun madem? O kadar masrafı... Şimdi eşi yerel haberde haber yapınca bu hani her şey ortaya döküldü artık, hani çıktı. Çocuğumu benden almasın diye velayet davası açtı. Anladım. Hayır, anladım. Şimdi, tamam, neyse konu anlaşıldı. Yani biz doğruyu söylüyoruz. Evet. Rıdvan Bey, eğer siz o anda öğrenmiş olsaydınız, yani gerçekten bu benim çocuğum değil diye yalan söylemiş olsaydı, hakikaten dediğiniz gibi, ilk başta dediğiniz gibi o an göndermeniz gerekirdi. Hani siz de biliyordunuz. İnsan hata yapabilir, ileri yaşta da aşık olabilir, sevebilir. Bu hata da değildir, yakışmayan bir şey de değildir. Bunlar insani şeyler. Önemli olan başkasına zarar vermeden iş yapabilmek. Biz ondan bahsediyoruz. Yani bundan sonra nasıl toparlanır? Başkasına... Bir de bir şey soracağım Rıdvan. Şimdi öğrendin, tamam. Dedi ki böyle böyle, bu benim falan. Kocasından şikayeti neymiş? Ne, durup dururken niye evliliğini yıkma noktasına gelmiş bu kadın? Hem de böyle ya, bir şekilde. İşte hani bildiğim kadarıyla yani ben de mesela birkaç gündür canlı yayını izlemiyorum. Hani akşamları kayıtları izliyordum. İşte ne bileyim, hani zorla evlendirildiğini, işte ne bileyim, hani zaten eşi de canlı yayında söyledi onu. Onun aynı söylediğini zaten ben biliyordum. Hani öğrenmiştim. İşte zorla evlendirildiğini, ondan sonra ne bileyim, çocuğuna iyi davrandığını, hani bu şekilde yola çıkılmış bu evlilik. Kaç, hani zorla evlendirildiğini söylüyordu bana sürekli. 7 yıl önce zorla evlendirilmiş. Evet. O zaman şu an 30 yaşında, 23 yaşındaymış, evet, aslında küçükmüş. Kenan da 50 yaşında şu anda. Çocuğuna iyi davranıyor diye Kenan'ın annesi de demiş ki ya bu kız çok iyi davranıyor, İyi de anne olur demiş. Ama zorlama derken ben nasıl bir zorlama olduğunu anlamıyorum. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne yaptınız? Yani silah zoruyla mı? Hayır, yeri yok. Mi kapattınız? Serap Hanım, 1,5 yıl telefonda konuştular. Ha. Aşk evliliği değil diyorlardı ya. Evet. Ben abimle konuşmalarını yapınca, abi kimle konuşuyorsun? Tülay dedi, böyle böyle Didem'le konuşuyoruz. Bir evlilik yok. Hayırlı olsun ama abi dedim, yaş farkınız var hani. Yok, biz anlaştık dedi ve bu evlilik böyle oldu. Yok, yani çocuk bakıcısıydı, şuydu, öyle bir şey yok. Severek evlendiler. Zorlan hiç kimse evlendirmedi. Canım zorla evlendirmedi. Ve 23 yaşında ya. 7 sene sürmez. Peki Rıdvan Bey, sen kaç yaşındasın? 32. Peki ne hissettin Kenan Bey'i bu şekilde ekranda görünce? Hemcinsin ya bir de. Allah kimsenin başına vermesin. Ne düşündün onun hakkında? Şimdi ablacığım, Kenan abiyle aynı şeyleri ben de yaşadım ilk evliliğimde. Öyle mi? O yüzden onu çok iyi anlıyorum. Nasıl bir duygu olduğunu çok iyi anlıyorum. O yüzden biletini kesip gönderdim. Hiç aşkaleye gitmiş. Nasıl bir duygu olduğunu ben çok iyi biliyorum. Yani anladım. Siz de benzer bir şey yaşadınız. Yani hemen hemen aşağı yukarı aynı şeyleri ben de yaşadım. Ne acayip değil mi? Kalkıp Erzincan'a gelmiş, orada hazırlanmış, çocuğunu almış, evet, evde sanki böyle bir zorla kaçırılmış gibi, evet, şeyler dağıtılmış. Dünyadan haberi yok. Şu anda Rıdvan da gitmiş bekar diye. Rıdvan'a çok kızgın mısın şu anda? Ben onunla işim olmaz. Değil mi? Ama eşim. Değil mi? Eşim yanlış. Değil mi? Ben mesela bir bayan olarak hemcinsimden gerçekten utandım. Bir kadın olarak utandım. Eğer biriyle hocamın da dediği gibi yaşanacaksa bir şeyler, boşanırsın. Hayır, madem boşanacaktın, böyle bir deva vardı. Köye saçma. Gönderdim, annenin evine gönderdim. Madem burada annenin evinde, de ki kardeşim ben boşanıyorum, kafa yapımız uymadı, ayrılalım. Şimdi Kenan kardeşim bak,
Rıdvan diyor ki ben de çok benzer bir şey yaşadım diyor. Ne yapmış? Boşandın gittin değil mi Rıdvan? Evet. Yoluna gittin, öbürü de yoluna gitti. Allah selamet versin. Şu an senin yapman gereken de aynı şey. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Şu an kızgın olabilirsin. Şu an ona bu yapılanları efendim kabullenemiyor olabilirsin, şokta olabilirsin. Bunu yaşayan demek ki tek kişi sen değilsin. Ne yapmış adam? Yürümüş yoluna gitmiş. Ha karşısına gene yalan dolancı biri çıkmış, o ayrı mesele. Ama senin de Sevim Hanım, hem Tülay galiba adınız, evet, bir taraftan da. Sevim Hanım, sizin de yapmanız gereken destek olacak. Kardeşinizin bir çocuğu var. Ha sen bana bunu mu yaptın? Güle güle. Nasıl bindirdim otobüse gönderdim diyor. Tabii. Sen de kardeşim yollarını ayıracaksın. Sen yoluna ben yoluma diyeceksin. Aynen. Sakın ola ki aklından başka bir şey geçmesin. İnan dün akşam geçiyordu. Yok. İnan geçiyordu. Yok, hemen doktora lütfen. Evet yani destek geçmesin. Siz neden biliyor musun Kenan kardeşim? Sen o üçüncü sayfadaki haberlere düşecek adam değilsin. Allah korusun. Ya, zoruma giden. Zoruna gidecek. Bir kelime yani şuradan kalk şuraya otur demedim. Aç bırakmadım, susuz bırakmadım. Ya benim patronum şahittir Erzincan'da. Bir şey dediği zaman Ahmet evde bir şey ihtiyacı var. Abi al git. Gelip geliyordun yanıma girdin. Biz 15 günde bir dışarıya hangi yani şu devirde hangisi insan ailesini alıp da 15 günde bir yemeğe götürür? Ben 15 günde 8 günde bir yemeğe götürüyordum. Olabilir Kenan. Yani ilgim alakam da iyiydi. Tamam, yani. Hiçbir tamam. Sorunumuz diyelim yorum ki gerçekten. Yani sizi yedirmek, içirmek değil. Değil, değil. Dört dörtlük de olabilirsin ama karşıdaki bunu hak etmiyormuş demek ki. Böyle düşüneceksin. Tabii. Boşmuş her tabii şey. Boş. Yani bu bak anne evlat arasında da olabiliyor. İşte biliyorsunuz İsa amca hani baba oğula bağ bağışlamış. Oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş. Evet. Adam bunca çocuğu, bunca torunu içinde sokaklarda kalmış. Bu arada konuya gelmişken onun hukuki takibini yapacağız ama yani evlat baba anne arasında bile olabiliyor böyle şeyler. Ne yapsın adam hala hayırsızlıkla suçlayamıyor. Evet kızım sen bana baktın diyor. El kızı diyeceksin. Böyle bir yanlış yaptı. Hak ettiğin gibi değilmiş diyeceksin. Benim şu anda o benim zaten şu dakikada sonra umurumda bile değil. Biz nasıl benim bir yolda? Çocuk bravo. Umurunda olmasın zaten. Umurumda değil. Kenan umurunda Bey, bile olmasın. Bu gibi durumlarda en büyük intikam mutlu olmaktır. Evet. Sizin mutluluğunuzu bravo gördükçe karşı taraf ne büyük hata ben işlediğini anlayacak çünkü. Çocuklara siz mutlu olun yanında kalsın. İntikamınızı anlayacak. Çocuk zaten şöyle, herhalde bu durumda olan çocuğu. Aynen, şöyle küçücük bir detay vereyim. Yani Kenan Bey bak orada ay gibi parlayan çocuğun evet için yaşayacaksın. Mutlu olacaksın. Biraz önce ben Rıdvan Bey'e şunu sordum. Yani 40 gün boyunca aynı çatıda mı yaşadınız? Ya bunu özellikle sordum. Çünkü bizim hukukumuzda zina suç olmaktan çıktı cezai anlamda ama evet bir boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. Birilerinin aynı çatı altında 40 gün boyunca, 46 gün boyunca yaşamış olması sizin zina sebebiyle boşanma davası açmanız için yeterli. Bunun için bu kayıtları kullanarak gidin bir boşanma davası açın. Bu fotoğraflar da var. Fotoğraflar da var. Aynı çatı altında birlikte yaşama ikrarı var. Rıdvan Bey'in de evet burada ikrarı var. Rıdvan Bey'in özellikle evet, beyanı evet var. Dolayısıyla evet bunlar sizin çocuğunuzun velayetini almanız için de yeterli deliller olduğunu düşünüyorum. Bunları kullanabilirsiniz. Ondan mahkemede sonra da kardeşim önüne bak. Gerçekten de şu anda tabii bilmiyorum. Rıdvan diyor ki Didem o da biliyordu diyor. Biliyorsan da seni vicdanına havale ediyorum. Bir şey diyemem. Sen bilmiyordum diyorsun. Biliyorsan da artık onu sen kendi vicdanında hesabını gör. Ama bilmiyordunsa gerçekten şu anda herkes mağdur olmuş durumda. Rıdvan da, Kenan'da. Ben de mağdurum. Ben de mağdurum. Gereken neyse ben de yapacağım zaten. Tamam. Hukuki yoldan ben de başvuru yapacağım. Tamam. Peki Rıdvan Bey teşekkür ederim. Kenan ben Bey sen de bize bir söz ver. Umurunda bile olmasın. Kardeşim önüne bak ve inşallah da senin bu diyorsun ya ben hani yaparım da işte gezdiririm de tozdururum da bu yaptıklarını da hak edecek birisi de çıkar karşına. Daha tövbe. Tövbe deme. Sevim Hanım sen de destek olun tabii biz ailece. Biz ailece zaten arkasında ve yanındayız. Tabii ki. Bundan bunu sonrası da zaten. Bu da geçecek elbet. Tabii ki bu çocuğunla ilgili kısmıyla sen bundan sonra ilgilen. De ki ben yaptım ama boşuna yapmışım, hak etmemiş diyeceksin. Evet. Pes diyorum.
Bir de kapatıyor telefonu. Bir de bir tane bir cümle kuramadın ya. Kocam da şunun için ben şunu yaptım. Diyemez ki. Hiçbir şey, bakın, ne yapmış olursa olsun o anda yaparsın zaten. Çeker gidersin. Can havliyle ablam varmış işte, ablana gidersin. Karakola gidersin. Jandarmaya gidersin. Kadın sığınmaya gidersin. Yani bu öyle bir şey değil. Belli zaten ki aynı çatı altında da bu yapılmış. Benim evle emniyetin arası 20 adım. Bunun da günahıyla seni baş başa bırakıyoruz Didem. Bunu da hesabını çocuğuna mı vereceksin? Öteki dünyada mı vereceksin? Bundan sonraki herhangi bir ilişkinde bedel ödeyerek mi vereceksin? Onu da Allah bilir. Peki, maalesef böyle. Ama bulduk. En azından çocuğun hayatta. Çocuğunu da bulduk. Peki, Ahmet Bey'in konusuna geçelim. 6 çocuğuyla karısı kendisini terk etmiş. Diyor ki bir komşumuz vardı, Armağan. O diyor dedi ki ben Antalya'ya gideceğim. O Antalya'ya gitti ama diyor benim karım başka bir yerde, İzmir'de mi nerede diyor. Ben onların beraber olduğunu düşünüyorum. Bu 6 çocukla. Bu diyor Armağan'ın da 6 tane çocuğu var, boşandı. Etti mi 12 çocuk size? 2 tane de zaten daha var geride. 14 çocuk falan var yani. Gerçekten karısı komşu Armağan'la beraber mi? 12 yıllık hayat arkadaşı çocuklarıyla birlikte sırra kadem bastı. Ahmet Akay 8,5 aydır Çiğdem'den ve 5 çocuğundan haber alamıyor. 8,5 aydır. Peki Çiğdem'den haber alıyor musun? Aradım. Telefonu engelli. Şimdi 5 burada. Bir tane de kadının var, 6. Bir tane sonra itiraf ettiği bir oğlu var, 7. Bir tane Ahmet'in var, 8 çocuk burada var zaten. 6 da orada var, 14 çocuk. Neden çocuklarını alıp gitti? Kafam bozuldu dedi, kız kardeşime gitti. Dedim sen her kafam bozulduğundan böyle çekip gidecek misin kendisine? Komşusu Armağan'la mı kaçtı? Kapı komşu, arkadaşlık yani. Senin karın 6 çocuğuyla beraber 6 çocuklu boşanmış, Armağan'a kaçmış olabilir. Ahmet, hayat arkadaşı Çiğdem'le yüzleşecek mi? Birazdan. Evet, Ahmet Bey Yalova'dan geldi biliyorsunuz. 57 yaşında, Çiğdem karısı 45 yaşında. 13 yıl önce bir dini nikah yapmışlar. Çünkü o dönemde aslında evliymiş. O arada 4 tane çocuk oluyor. Çocuklar da maalesef kendi üzerine yazılamıyor. Çiğdem'in eşinin üzerine yazılıyor nikahları devam ettiği için. Çiğdem bir süre sonra eski eşinden bir çocuğu daha olduğunu itiraf ediyor. Zaten Ahmet Bey'le tanıştığında da bir garson arkadaşı tanıştırmış. Bu kadın işte gidecek yeri yok diye. Tanıştıklarında da zaten bebek bekliyormuş Çiğdem. O da kocasından, resmi nikahlı kocasından. Ahmet de kabul etmiş çocuğu. Ama o çocuk da zaten ilk kocanın üzerine. Derken birinci kaçış, ikinci kaçış, üçüncü kaçış, her seferinde çocukları topluyor, gidiyor Çiğdem. Ortak da 5 tane çocukları var. Dediğim gibi bir tane de Ahmet Bey'in var. Senin de önceden çocuğun var. Yok, var. Bir tane var. Var. Ortak 5, bir tane 6, Çiğdem'in ilk kocasından 7, efendim bir tane de burada doğurduğu var. Karışık yani, çok çocuk. Çok çocuk ve acaba Armağan'la mı gitti? Dünden bu yana seni arayan soran var mı Ahmet Bey? Şu anda yok. Yok. Çiğdem de seni aramadı. Aramadı. Peki sen hala Armağan'la olduğunu mu düşünüyorsun? Ve onunla beraber ben başka bir tanıdık arkadaşımın vesilesiyle Armağan'ın telefonunu konuşturdum, arattırdım. Evet. Armağan o kimmiş? Benim haberim yoktur. İlk kez öyle söyledi. Çiğdem birbirinden haberim yok mu dedi? Çiğdem'den haberim yok benim dedi. Çiğdem dedi eski kocasına gitti, Samsun'a. Ama başkasını da araya sokaraktan, tanıdık başkasını da araya sokaraktan, biraz da baskı yaparaktan sonradan dedi ki ne, çocuklar benim yanımda. Armağan'ın yanındaymış. Evet. Çocuklar. Evet. Önce dedi ki Samsun'a kocasının, yani eski kocasının. Öyle söyledi ama yalan yani. Yalan. Beni yanlış yollara saptırmak için. Yani gitsin bizi Samsun'da arasın. Veya sonundan bir zaman geçti. Yine bir daha bir arama yaptım.
yine arattırdım. Bir sefer dedi ki ne? Kız kardeşinin yanına gitti. Ama Ahmet hep Bey, yalan. Bu Armağan dediğiniz kişi kaç yaşlarındadır tahminen? Benim yaşlarda. O da 57 falan. 57, 58 yani. Benden ya bir yaş küçük ya bir yaş büyük. O yaşlarda. Ha? Ama bunun daha önceden hep böyle işte nasıl diyeyim zayıf olan insanlardan mı faydalanaraklar bunun bir miktar borcu varmış bankalara. Ödeyemiyor. İşleri de kırık gittiği için o zayıf olan insanların üzerinden faydalanıp borçlarını ödemeye çalışıyor. Kredi mi çekiyor onların adına? İşte anlaşabilirse bir miktar, kandırabilirse. Şimdi bu olaylar Yalova'da yaşanıyor. Komşuymuş Armağan annesiyle beraber Ahmet Beylerin. Çiğdem de ara sıra Armağan'ın annesinin evine, ev işlerine gidiyormuş. Biraz da yardımcı oluyormuş işte Ahmet de bir şey taşınacak vesaire. Aslında kapı komşu yani yan yana oturuyorlar. Sonra diyor işte bir gün ben Antalya'ya taşınacağım dedi. Orada iş buldum abi. Sana da bulursam gelir misin? O bulursan gelirim. Gitti. 1,5 ay sonra da diyor. Biz diyor Samsun'da bir yer bulduk. Oraya gidecektik. Gece geç saate kadar oturduk. Sabah kalktım. Baktım Çiğdem 6 çocuğu da almış ve ortadan kayboldu. Tam bugün 8,5 ay olmuş efendim. Yani bayağı. Bu kadın da gitti mi 8 aydan aşağı gitmiyor. Bir kere de gitmiş ablama gittim demiş. Evet, ablamda kaldım 8 ay. O da belli değil ablasında mı kaldı. Çünkü tanımıyor bile. Bunca yıllık beraberlikleri var. Sonra nikah da yapmışlar. Bir baldızı var mı bilmiyor. Ama diyor ki ben kardeşimde kaldım diyor. İnanıyor Ahmet Bey. Şimdi sen 8,5 aydır Çiğdem'in yüz yüze gördün mü hiç? Yok görmedim. Telefonla konuştun mu? Telefonla benim telefonu engelli olduğu için çalıştığım iş yerinin yanındaki arkadaşımı onunla konuşturuyorum. Ondan sesini duyuyorum yani. Sen dinliyorsun. Ama yüzünü görmedin. Yok. 8,5 aydır evet. 6 çocuğu da görmedin. Yok görmedim. Peki o zaman Çiğdem gelsin bakalım buraya. Çiğdem geldi. Hem de 6 çocukla beraber... Tabii çocuklar stüdyoya gelmiyor ama Çiğdem geldi. Çiğdem şöyle hocalarımın arasına oturtayım seni. Evet. Hoş geldin Çiğdem. Hoş bulduk, sağ ol. Neredesin Çiğdem 8,5 aydır sen? Çocuklarımla beraber İzmir'de. Çocuklarınla beraber İzmir'desin. Evet. Peki nasıl yaşıyorsun, nasıl sürdürüyorsunuz? 6 çocuk bir de sen 7. Ahmet Bey ne hissediyorsun? Karın 8,5 ay sonra karşında. Ne söyleyeyim? Çocuklarımın annesi. Konuşabilir miyim? Çiğdem ne yaptım ben sana? Ne yapmadın ki? Ne yaptım? Söyle. Seni sokakta buldum diyordun. Yok onu bunu yaparken buldum. Çocukları. Çiğdem, çocukları benim, bırak git. Peki Çiğdem. Demiyor muydun? Peki Çiğdem ben sana öyle söyledim de sen anne karnında Samet'le beraber geldiğinde ben sana demedim. Tamam mi? Samet'le... Müsaade et. Dedim Çiğdem, sen bu çocuk dünyaya geldiği zaman kesinlikle bunu söylemeyeceksin. Tamam, sen söyledin uşaklara. Benim. Uşaklara sen söyledin. Kabul edeceksin diye konuşmadık mı Çiğdem? Sen söyledin uşaklara. Kim, ben mi söyledim? Kaç yere dedin? Kime söyledim ben? Samet'e. Samet'e ben bir söylemedim. Çağır Samet'i gelsin. Dedin ki annenle haldeyken buldum seni gördün mü demedin mi? Ben bir şey söylemedim Çiğdem. Söyledin kaç Samet kere. Samet gelsin söylesin. Çiğdem Samet. Bunu söyleyeli kaç sene oldu ya? Hı? Kaç sene olmuş siz? Hangi yıl tanıştınız? 2009. Abla 2009 Samet, mu? Samet'in. 2009 mu? 2009. Abi. Bu lafı söyledi 19, 20, 13 kaç sene sonra mı sen bu lafın altında ezildin? Yok ben daha önce gittim. Bursa'ya gittim. 9 ay kaldım orada. Kimde kaldın? Ev tuttum. Balıklı, hani kardeşin de kalmıştın. Kaldım oralarda. Ev tuttum. Kardeşin yok ama orada senin. Kocana tanış vardı. Kocana yalan söyledim ben kız kardeşimde kaldım diye. Ben öğrendim Serap Hanım. Ha? Başka şehirde. Balıkesir'de. Balıkesir'de. Ama sen kocana ben kardeşimde kaldım dedin. Biraz kaldım orada. 10 saat gittim. Kendi evi tuttum. Neyle tuttun evi? Nasıl şey yaptım. Konfeksiyondan işler aldım ev işi. Oğlum evde yaparak yaptım. O zaman kaç gün, ya. Kaç çocukla gitmiştin? 2. 2'ydi o zaman. Sonra bu istemediğin, sana çok kötü davranan, kötü laflar söyleyen adamdan
Sonra 4 çocuk daha mı dünyaya getirdin? Çiğdem konuşsana. Diyordun ya telefonda çocuklar senin değil diye. Konuş. Ne zaman dedim? Konuşacağım ben seni. Ne zaman söyledim? Ben telefonda konuşacağım. Vereceğim bu kişinin de ismini, telefonunu. Konuşurken ben seni duydum. Konuş bakalım çocuklar kimden? Kimden konuştum? Çiğdem. Ne zaman söyledin? Çocuklar zaman? Kimden? Kime demişim çocuklar senden değildi? Seni ben telefondan konuşturdum da. Hani bir kızdan konuşturdum seni. Komşunun kızı diyerekten. Onun sonra aşk başka adamlarla konuşturdun. Adamlar da onun sonra gece saat 12'de beni arayla ki geç yap. Beni arkadaşlık tehlikeli. Kimse seninle konuştuğum kişileri hepsinin şimdi telefonu var. Hepsinin telefonu var bende. Hepsinin. Hepsinin telefonu var. Telefonunu vereceğim Serap Hanım'a. Arattıracağım. O kişiler de buna gerekirse Serap Hanım rica ederse Ahmet belki. Ahmet Bey, çocuklarla ilgili Çiğdem bize herhangi öyle bir şey söylemedi. Sana onu kim söylediyse belki kafanı bulandırmak için söyledi bir şey. Öyle bir şey bilgi bize vermedi Çiğdem. Bilmiyorum o yüzden. Ama zaten burada olma sebebin de şu değil. Yani çocuklarla ilgili kafamda bir kuşku var değil. Ama Çiğdem, bu adam seni daha boşanmamış evli bir kadınken geliyorsun yanına. Bekar diyebiliyor. Sonra bebek beklediğin ortaya çıkıyor. Biliyor, hali, biliyordum. Biliyor, neyse. Kabul ediyor ama seni o halinle. Doğru mu? Ediyor da 50 kere dedi bana. Yok, ne zaman telefonla yazsam elime bir şey, örgü mörgü bakıyorum. Yok adamlarla konuşuyorsun. Yok öyle yapıyorsun. Yok böyle yapıyorsun. Yok öyle bulmadın. Öyle bulmadın. Kaç kere o laflar dedi bana. Bebek bekliyorduysa da nikahlı kocasından bebek bekliyordu. Bilmiyorum. Serap Hanım bir eve geldiğin zaman... Eşim ya telefonda konuştuğu zaman, ben sorduğum zaman, hani hanım ya bu telefondan konuşuyorsun ama kimden konuşuyorsun dediğim zaman bu suç budur. Şimdi senin 5 tane çocuğun var, ev işi, koca, o bu derken hakikaten bu kadar telefonla konuşmaya ya da o sosyal... Konuşmuyorum, örgü yapıyorum, örgü. Patik telefondan. Yani YouTube'dan bakıyorum, örnek olarak patik örüyorum. Elif kız, küçük kızım vardı. Ona elbiseler örüyordum. Doğru söylüyordur belki Ahmet Bey. Ahmet Bey. Doğrudur Serap Hanım. Söyleyecek bir şeyim yok. Doğrudur. Sen şimdi... Ondan sonra gitti, şey yaptım. Kadir abi vardı. Ev, onun evinde kalıyordum. Diyordu ki ben Kadir'le konuşuyorken ben arkamdan kaçtan göz işaret yaparsınız birbirinize. Ben öyle bir şey yapmadığım halde öyle neler diyordu ki? Şimdi senin... Bir tane bir iddian varmış. Bu çocuklar var ya sizde. Bir tanesinin hangisinin gözü? Elif. Elif. Gözü bayağı ileri derecede. Yaptırdım. Sen demişsin ki arkadaşlarıma. Elif'i parayla birisine satacaktı. Elif ben değil, Mesut. Mesut'u söyledim. Bak sen nasıl bildin daha söylemeden. Kendisinin konuştuğunu konuştum. Bir akşam kalktım sabahleyin. Ahmet işe gidiyorum. Ahmet dedi ne var dedim. Bir kör karı var dedi. O da eski mahalleden. Sabah saat 8'inde ben geliyor. Ben bu hikayeyi daha ben Elif dedim yanlış. Sen hemen Mesut dedin. Mesut. Ondan dinlemek istiyorum. Tamam dinleyin efendim. Nedir bu çocuğu parayla verecekti hikayesi Çiğdem? O kadın dedi ki 20 bin lira vereyim sana. Ahmet versin bana onu. O da dedi ki, versin parayı evi düzen yapsın dedi. Uşağın. Evi versin, parayı çocuğu, versin, bir de ev yapsın. Mesut'u vereyim mi ona dedi. Ha. Sen onun için mi kaçırdın? Nikah 11 seneden beri buradayım. Ne nikah kıydı? İmam nikahı bile yok. Niye? Sonra nikahlanmışsınız. Yok. Resmi nikahınız yok mu? Bunda yok. Hani ben resmi nikah var ne dedi? Resmi nikahımız yok diyeyim Serap Hanım. Zaten. Peki resmi nikah yoksa bu en son çocuk nasıl Serkan... Onun üzerine kayıp. Ben işte yoğun bakımda Bursa'da yapıyordum. Yatıyordum. O da çekirgede yoğun bakımda yatıyordu. Bilmem nasıl etmiş. Eski eşinizden boşanmıştınız o zaman doğru mu? Evet evet boşanmış. Tanıma usulüyle olur. Mesela kadın boşanmışsa, evli değilse gayrimeşru bir ilişkiden doğan çocuğu baba gider tanır nüfus müdürüne. Tanımayla onun kütüğüne geçer aynı anda. İlla evli olmasına gerek yok çocuğun babanın kütüğüne geçmesi için. Çiğdem tam da sen... Burada suçluyor beni ki. Bilmem Armağan abine kaçmışım. Şey ne derler? Sen Armağan'la mı gittin? Yok tek gittim. Peki Armağan'la Armağan diyor ya. Armağan'la birisini telefonda konuşturmuş. Çocuklar benim yanımda demiş.
Yani armağan Antalya'da değil, İzmir'deymiş. Doğru mu? Yok, ben onlar ne zamanla böyle konuşmadım hiç. Şu ya, an yaşadığın... İzmir'de de iş yeri varmış ama bir de Antalya'da varmış. Nerede olduğunu bilmiyorum. Size hiç ziyarete geldi mi İzmir'e? Arada tek tük geliyor ama bu arada gelmemişti. Niye geliyor? Şey, yerzak bırakıp gidiyor. Peki sen orada bir evde yaşıyorsun. O evi kim tuttu? Ben tuttum. Kirasını kim ödüyor? Çocuklara sosyal yardıma bağladım. Kendim de normal sosyal yardıma şey yaptım. Belediye falan yardım ediyor. Çiğdem, doğruyu söyle. İşte belediyede... O evi kim tuttu? Biz tuttuk. Kim ödüyor kirasını? Ben ödüyorum. Armağan tutmuş olmasın? Armağan öyle diyormuş. Ben tuttum. Yok. Ben tuttum diyormuş. Doğru mu söyle? Biz böyle şey yaptık işte. O zaman tutmuştu Atatürk Mahallesi'nde. Şeyden, oradan çıkarttılar beni. Ha. Atatürk Mahallesi'nde tutmuştu. Niye ev tuttu sana Armağan? Dışarıda kaldım diye. Gece saat bu şey yapardı. Zigarasız kaldı. Haber mi çalışıyor bu beyefendi? Zigarasız kaldırdı giderdi. Ondan isterdi vallahi. Ona bir kötülük beklemedim. Armağan'la biz konuştuk. Armağan Bey'le. Armağan Bey sana ev tuttuğunu. Atatürk Mahallesi'ne tutmuştu. Oradan çıktım. Çıkarttılar beni. Yani sana bir ev tutmuş. Kiranı ödüyormuş. Hala da ödüyormuş. Öyle diyor. Bu arada telefona da bağlanacaktı. Şimdi birdenbire bir avukatı çıktı ortaya. Hep öyle oluyor ya. Avukatı konuşmasını istememiş. Demek ki konuşmasını istemediğiniz bir şeyler var yani. Yoksa ben onun abisiyim, yaşım şu, torun tosun sahibiyim. Ya torun tosun sahibi de olabilirsin. 40 yaşında torunu olanlar var. Ahmet Bey 57, sen de 58 yaşındasın. Bu engel değil ki yani komşunun karısını alıyorsun. Tamam, o beni niye götürsün? 6 çocukla bir kim kime bakar? Kim kime bakmış. Ev tutmuş, hala ben ödüyorum kirasını diyor. O başka bir şey söylüyor, sen başka bir şey söylüyorsun. Zaten... Senin Ahmet'i terk etme sebebin tam olarak ne? O konuştuğu laflar. Konuştuğu laflar. Sokakta da şey yapıyormuşum. Ben kaç kere şey yaptım, gittim oradan. O zaman da o mu götürmüştü beni? Ahmet, Bursa'ya sen gittim. De bir kadını almışsın, yapmışsın bir iyilik diyelim ki. Niye başına kalkıyorsun kardeşim? Almasaydın o zaman. Sana bari... Almasaydın. Ben biliyorum, tahmin ediyorum. Böyle canım cicim yaparsınız sonra işte sen şöyleydin, sen böyleydin, annen şöyleydi, babam böyleydi. Madem bu kadın sana dedi ki bir gün ben hamileyim Ahmet dedi. İşte kocamla evliyim de hala dedi. Peki o zaman benim seninle işim olmaz deyip bu hani Rıdvan göndermiş ya. Gönderseydin madem. Hem göndermezsiniz hem de geçmişini kadının yüzüne vurursunuz. Yapmasaydın. Ama ben hiçbir şey söylemedim buna. Ya söylemedin olur mu? Söylemedim, söylemedim. Kesinlikle söylemedim. Niye nikah yapmadın mesela? Kocadan bir süre sonra boşanmış. Şimdi niye nikah yapmadın? Boşanma olayını zaten 4 çocuk varken gittik başvuru yaptık. Avukat boşandırma yaptığında dedi ki Ahmet Bey dedi en azından 1,5-2 senedir nikahli yapamasın dedi. Avukatın telefonu yanında var. Konuşan Allah avukat. Kaç sene geçti? O zaman... Hala yokmuş nikah. Sen bize nikah yaptın dedin. Nikah yapmadı. Dini nikahımız var. Şey, hayır imam, efendim. İmam nikahımız hayır. Var. Hayır. Bak nikah yaptım dedin. En son dini resmi nikahımız var dedim. Bulurum ya. Resmi nikahımız yok abla. Niye yapmıyorsun o zaman? Boşanalı ne abla, kadar zaman olmuş? Kaç sene gelmeden söyledin de yaparız dedi bana. Ne zaman söyledin? Her demedin mi babanın maaşı kesildir yapmadın? Ben Sinan abi bile dedi sana nikah kıy dedi. Şeydem, babanın maaşı... Çınarcık'taki Sinan abi var, sosyal yardımda çalışıyor. Ha. Ona tamam. Da bağlanmışsın, o da dedi tamam, kaç kere tamam, dedi. Tamam, bağlansın maaşın Sinan abi. Maaşın kesilir diye yapmayalım mı dedi nikah? Yapmadı. Şeydem, şimdi babam mı işi, üzerine 30 bin lira kredi mi çektiler. Şimdi ne olduysa çıktı buralara. Babanın... Çocukların için çıkmış olmasın ya. Yani o kadar da basit indirgeme yani buraya çıkmaması. Çocuklar istemiyor. Şöyle hepsinden konuşabilirsiniz. Cidden bir şey söyleyeceğim. Sen hani birisiyle evliymişsin ya ondan bir oğlun da varmış saklamışsın onu sonra söylemişsin. Kimle? İlk eşimle? İlk eşinden. Ha. Ne zaman saklamışım? Öyle diyor. Sonradan söyledi diyor. Sonradan ortaya Ümidi, çıktı diyor. Ümidi sen bana ne zaman söyledin? Ümit. Konuşmuyordun. Abinle hala da abinle bağlatacağım telefona. Ümit iki tane abim var. İkisinden konuşmuyordu. Bir tane saklamış daha yüzünü görmedik. Adında abisinden öğrenmeye çalıştım, vermediler. Ümidi de kendisinden öğrendim. Abilerinle öğrendim. Sen bir kere mi evlilik yaptın resmi nikahla?
Bir kere mi? Bu Ahmet Bey'le tanıştığında bebek bekliyordun ya. O senin eşin, ilk eşin o mu yani? Ümit'in de babası. Yok. Peki, Ümit o nikahlı kocanın çocuğu mu? Ümit İstanbul'da severek aldığımda kıskançlık yüzünden ayrıldıydım ondan. Nikah yoktu onunla. Yoktu. İşte onun kıskançlık yüzünden ayrıldım. O zaman cahil mi neydim? 18 yaşından. Yani o çocuk senin nikahlı kocandan değil. Yok. Sonra sen evlendin birisiyle. Adı ne? Soyadını söyleme. Güngör. Güngör'le evlendin. Kaç sene aynı çatı altında kaldınız Güngör'le? 6 ay. Ondan da amacık. 6 ay. Sonra sen mi terk ettin onu? İşte Saralı'ydı, Maralı'ydı. Ha. Şeyle babaannemin oraya gidiyordum. Diyorduk yok ne derler. Bir kadın geldi. Ben dedik ben Çiğdem'in dostuyum. Öyle böyle derdi. Sara işte yani bağırdı, 6 ay çığırdı. Aynı çatı altında kaldınız. 6 ay sonra yollarınız ayrıldı. Samet dünyaya geldi. O zaman Ahmet Bey hayatına girmişti. Samet. Samet Güngör'ün çocuğu mu? İki ay karnımdaydı. İki aylık hamileyken terk ettim. Yani Samet Güngör'ün çocuğu. Peki Samet şimdi kaç yaşında? 13 yaşında. 13 senedir bu Güngör benim çocuğum nerede diye aramadı mı? Yok. Ama onun üzerine kayıtlı. Hepsini onun üzerine yaptın. Bir tek küçük çocuk Serkan bu, onun üstüne Ahmet'in. Diğerlerinin hepsi Güngör'ün üzerine. Hı hı. O da demedi ki benden olmayan çocuğa nasıl üzerine alıyorsun diye. O da bir şey demedi. Sonra boşandınız ya. O çocukları Ahmet'in üzerine aldırmak için Güngör bu çocukları alın benim üstümden demedi Yok. Mi? Yok. Samet'i de hiç aramıyor. Yok. Sen Güngör'ün şu anda nerede olduğunu biliyor musun? Hiçbir haberin yok. Yaşıyor mu, öldü mü, başkası hiçbir şeyden haberin yok. Yok. Arayıp da bak bu senin çocuğun bir gör demedin mi? Numarasını falan bilmiyorum ki. Siz Yalova'daydınız. Güngör neredeydi? Neredeydi evliliğiniz o dönemde? Trabzon'da. Trabzon'da. Orada kaldı adam yani. Sen Trabzon'dan çıkıp, şimdi o Ahmet'in bir garson arkadaşı varmış ya seni tanıştırmış. Trabzon'dan çıkıp kendi başına Yalova'ya mı geldin? Kim o? Birisi varmış işte. İstanbul'da bir tanımış ama onu. İstanbul'a mı geldin direkt çıkıp? Ahmet'in garson arkadaşı kim? Bir tane garson arkadaşı. Mustafa. Benim eve nasıl geldin eve? Mustafa'dan gelmedin mi? Garson Mustafa'yla. İşte Mustafa arkadaşıymış onun. Sen İstanbul'da bir mekanda Mustafa diye biriyle tanışmışsın. Sonra bu Mustafa kalkmış Yalova'ya gitmiş Çınarcık'a. Orada pide, işte kebap vesaire orada garsonluk yapıyormuş. Sen de oraya gidiyormuşsun mekana. Ahmet'i tanıştırmış Mustafa seninle. Mustafa'yı hatırlamadın mı? Çiğdem. Mustafa'yı hatırladın mı? İyi misin Çiğdem? Ha? İyiyim. Nasılsın? Bir anlatsana. Gerçekten nasılsın? Çocuk olan bir geçiniyorum. Efendim? Çocuk olan geçiniyorum. Daha bu dünya serveti ve ayağıma serseye daha kim barışmam kimseyle. Pişman Çiğdem, değilsin yani. Yok. Benim senden bir şikayetim yok ki Çiğdem. Sen kendi kendine yapıyorsun. Hiçbir şey yapmadım. Sen kendi kendine Çiğdem. Bir gittin kabul ettim. İki gittin 12-13 paradan hanım. Bana 50 kere dedin sokaklarda şey yaptım seni. Ben sana bir şey söylemedim Çiğdem. Onurunu kırmışsın, gururunu kırmışsın. Hayır Selap abla. Bir insan ailesinin onurunu kırmaz. 6 tane çocuk var. Kıran kırıyor. Bağıran çağırır yani kızar. Şöyle yap bunu yap şu hatadır diye. Kaç sefer kendine geçmişine söylemişim. Geçmişine bir insanın onu, yüzüne vurmak... Bence yapmasan daha iyi, almasan daha iyi tabii. Yani o derece. Ama şu Serap Hanım, Samet'e dedim ki sakın dedim Samet'in, hani ben babasıyım ama şu anda gülüküyorum. Sakın dedim Samet'e benim babasının olduğunu söyleme. Ablam, bak ablam da biliyor, eniştem de biliyor. Bak senin telefona Serap Hanım, telefon yok mu bağlanacak? Telefon numarasından bir arasak. Ben hastanede yatayken bana kan lazım oldu. Şevket Yılmaz'la gittim ambulanstan. Tamam. Bunun ablasına telefon ettim. Abla kan lazım bana. 2 ünite kan verdi de bana Kızılay daha kan vermiyor. Dedi ki git hastaneye yık aşağı doktorları al aşağı kan versin de sana. Kendi abimi aradım. Abilerimi aradım. Dedim abi hastanede acil bana kan lazım. Kan yollayın bana bir şey yapın. Onlar dedi biz kanmam veremeyiz.
Gittim elini adamına telefon ettim dedim böyle böyle. Adam kan yiyordu ortalığa. Ya bu kadın gerçekten zavallı durumda. Yapayalnız. Çocukları falan da göreceksin birazdan. Çocuklar çocuklar kimseye vermem. Fakir sıralık senin olsun akıyor çocuklar. Üstlerinde. Çocuklar hakikaten. Senin olsun. Akıyor. Çocuklar senin olsun ama nerede olduğunu bilip görmek için bana müsaade et. Cidem çocuklarını görsün ama ya. Bir tek görmek için ha? Cidem. Görsün. Şimdi baba tamam. Olarak da o görünmüyor ya. Bir tek ev ufaklık görünüyor 9 aylık. Cidem armağan mı yattı hastane kapılarında? Kaşları kaç kere getirdi. Bana diyorsun ki yok adamla Samet, ilişkin var. Samet, gözünden gördün mü? Samet. Gözünden gördüm ona bir şey yaptı ama. Cidem bak sana şimdi bak beni kızdırma konuşturma. Tatlım konuşacağımı konuştum ben. Orada kızsan yazıyor. Kızsan ne olacak ya? Niye kızıyorsun şimdi durup dururken kadın? Kızmıyorum şimdi Serap Hanım. Yani konuştuğun kelimeye ne? Karşı konuşuyorum. Bak şu. Burada böyle konuşuyorsanız bak kim şu. Bilir evde? Evde daha beter. Kadınlara neler söylüyorsunuz hayır, ya? Hayır, hayır, hayır. Hiç hayır, hayır. Ben de derim hayır, hayır. Tamam Cidem sen haklısın. Sen kadın haklısın. Hayata küsmüş. Sana küsmüş. Değil de bence hem sana hayata küsmüş. Kadın yorgun bir kadın tamam, ya. Tamam ablam bir yorgun şey demiyorum. Bir tamam kadın yani. Zaten yorgun olduğu için bu ben kadını kabul ben ettim. Bilmiyorum da aşk meş peşinde... Bir kadına da benzemiyor. Görünmüyor, öyle görünmüyor yani. Öyle bir enerjisi yok kadının. Doğrudur abla, doğru. 6 tane çocukla ayakta durmaya çalışıyor. Ben de bütün çocuklarıma feda ettim kendimi. Bak saçım sakalım beni kimse şu anda televizyonda tanımıyor. Ahmet de çıktı yani. Sen niye onun babasının maaşını alsın diye nikah kıymıyorsun ya? Bak şimdi abla, maaş olayı değil. Onun babasının maaşı 2000 lira, benim maaşım 6000 lira. Ben onun babasının maaşını ne yapayım? Niye? 8000 lira daha iyi bir para. Hayır ablam, ihtiyacım yok babasının maaşına. 6000 liradan daha iyi bir para 8000 lira. Hayır, hayır, hayır ablam. Hayır. Şimdi bir de 6 tane çocuk olunca bir de bakım parası alıyordunuz çocuklara. Abla, doğru mu Çiğdem? Yazdırdım hepsini. Ha. Hayır, okula daha önce yok. De alıyor muydunuz alıyordu, bakım alıyordu. Parası? Tabii. Şimdi çocukların bakım parası gitti. Çiğdem'in kesildi, yeni tekrar başvurdum. Maaşı gitti, evden buradan gitti. Ondan sonra yani bilmiyorum çocuklar da sende de kalsın dediğine göre çok çocuklarına da düşkün gibi gelmedin bana. Ama Çiğdem çocuklarını görsün Çiğdem. Yani tamam sen çocuklarını al git ama görsün çocuklarını. Ama sen de bu kadına şey olma yani böyle zamp gibi uzaktan yapışma. Uzaktan uzağa görsün ben yok. Vermem. Uzaktan bu kimseye göster. Yani çocuklar için babalarını da görmeleri lazım. Çocuklar için aslında yok şey ne derler. Tamam. Yani Çiğdem, Ahmet evet. Için aynı değil, evi çocuklar daha için şey yapmam. Bu görüşmeyi sağlaman lazım. Öyle uzaktan uzağa sevgi olmaz baba evlat arasında. Alıp gider onları yok. Yok yok alıp gitmez hiçbir yere. Alıp gitmem alıp Çiğdem. Gitti nereye gideceğim kurban olduğumu ya? Buraya nereye götüreceğiz nereye gideceğim Çiğdem? Bu her yağına, şeyi dağıttım. Yağına okulları var hepsinin. Yok canım ver demiyoruz zaten şu anda. Her şeyi zaten dağıttım baba Çiğdem. Olarak bile kağıt üstünde bile görünmüyor. Bu da senin sizin ayıbınız yani. Evet. Peki şunu istemez misin Çiğdem? Samet de öğrenmiş Ahmet'in gerçek babası olmadığını. Buraya hazır çıkmışken Samet'in babasını da bulmak istemez misin mesela? Samet de gerçek babasını tanısın. Öyle mi? Daha hiç kimseye bu erkek milletinden sordum. Daha hiçbirini istemem. Servet yığsalar ölme hiçbirini istemem. İlişki de istemem, evlilik de istemem diyorsun öyle mi? Baş edebiliyor musun altı çocukla? Onlar için ayakta duruyorum ki. Çiğdem... Kaç odalı bir ev tutabildin? Ya da kaç odalı bir evde oturuyorsunuz? Bir, iki, üç. Üç oda. Kaç lira kirası? 800. Yardımlar, maaş, çocukların bakım parası vesaire yetiyor. Çalışıyor musun? Çalışabiliyor musun? Hayır. Yok, el iş arıyorum. Çünkü bir de 9 aylık çocuk var. Nasıl çalışacaksın? Yok, dışarı çalışmıyorum. Patik örüyorum. İplik alıyorum. Patik falan örüyorum. Ben seni ama yine de hani böyle bir baskı falan Ahmet tamam gururunu kırmışsın belli o kadın gururu kırılmış bir kadın yani. Zaten dün şey yaptım aradım içeride ablaları aradım ondan geldim onlar dedi böyle böyle de gelmeyecektim ondan geldim onları şey yapmadım. Tamam Murat abi bağlanabilir mi Murat abi? Ahmet şunu yani demiyor kadın bak beni dövüyordu demiyor bunu da diyebilir biz de onu... İşe zor geldim ama Murat abi. Dövüyor demedi, vuruyor demedi ama dedi ki gururumu kırıyor benim. Yıllardır seni şuradan aldım, seni buradan aldım. Yaptıysan da iyilik hepsi çöpe gitti. Yani bir kadını aldın ki bu sevaptır eğer bir yerden bile aldıysan bak gerçekten
Bu bir sevaptır. Onu doğru yola, düzgün yola sevk etmişsindir. Bir de çocukların olmuş. Ondan sonra kadının onuruyla, gururuyla oynamışsın. Şimdi evet, bence de bir virgül koyalım. Çiğdem, seni de biz ayrı ayrı hiçbir şekilde yüzünü görmeyeceksin. Bir misafir edelim. Güzel güzel çocuklarla bu, güzel. Bugün ben döneceğim. Bir yemeğinizi yiyin. Bir düşün. O da baba. Çocuklarını göreceğim bir görsün. Bugün. Yok. Tamam. Konuşacak arkadaşlarım seninle. Sen bu Ahmet'e dönmek istiyor musun tekrar? Ahmet'e dönmek istiyor musun? Yok. Kimseye daha da istemem. Peki bir virgül koyalım bu konuya. Efendim Cevat Demir cinayetinde son perde bugün oynandı ve katil zanlıları, katil şüphelileri hakim karşısına çıktılar. Zaten 5 kişilerdi. 4'tü galiba. 4'tü. Bir tanesi cezaevinde canına kıymıştı. 3 kişi bugün hakim karşısına çıktı. Ve birazdan dinleyeceğiniz ifadeler, harici yapılan araştırmalar sonucu bu Metin denen yakın akraba var ya, Cevat'ın babası Kemal Bey ile birlikte oğlunu arayan vesaire, bizim yayınlarımıza çıkan, kan donduran şeyler söylemiş ve bütün oklar cinayeti onun işlediğini gösteriyormuş efendim. Bir geçelim, muhabirimiz zaten Mersin'de duruşmayı da takip etti. Kayıp olarak aranan Cevat Demir'in yayınlarımız sonrası cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Kan donduran cinayetin ilk duruşması bugün başlıyor. Genç aslanlar gibi bir gençti. Metin Şey çok yakın arkadaşı olduğunu söyleyen kişi. Diğer Mazlum ve İlker B. Mazlum Şey. Cansız bedeninin yerini kim itiraf etti? Oradan cesedin yerini söylemişti. Cinayetin kan donduran detayları. Çok önemli ayrıntılar var, çok önemli detaylar var. Hakim karşısına ilk defa çıkacaklar. Mersin Adalet Sarayı'nda davanın ilk duruşması görülecek. Cevat Demir'in katil zanlıları hakim karşısında. Birazdan. Evet, 35 yaşındaydı. 6 Şubat'ta kayboldu. 2020 yılında 8 Haziran'da cansız bedeni bulundu. Ve bir limonluk bahçede yapılan kazı çalışmasında bulunmuştu cansız bedeni. Şimdi efendim hemen Mersin'e dönmek istiyorum. Bugün ilk duruşma görüldü ve zanlılar hakim karşısına çıktılar. Muhabirimiz Murat Sönmez de yine acılı baba Kenan Bey'di ve zannediyorum avukatları da yanlarında. Murat'cığım, öncelikle merhaba diyorum herkese, beyefendileri de selamlıyorum. Şimdi detayları alalım senden. Evet, Cevat Demir cinayetiyle ilgili ilk duruşma bugün görüldü ve 3 tutuklu sanık segi sistemiyle mahkemeye bağlandı ve mahkeme başkanının sorularını cevaplayarak ifade vermiş oldular. Şunu söyleyelim, 3,5 saatlik bir duruşma gerçekleşti. Bu süreç içerisinde Metin Şe ifade vermek istemedi. Avukatıyla iletişim kuramadığı için ifade vermek istemedi. Önümüzdeki duruşmada ifadesini vereceğini söyledi. Ama Mazlum Şe ve İlker B ifadelerini mahkeme başkanına vermiş oldular. Savunmalarını gerçekleştirmiş oldular. Ve çok ayrıntılı bir şekilde duruşmada işlenen geçen süreç anlatılmış oldu. Şunu belirtelim, çok önemli ayrıntılar var. Dosyaya yansıyan gerçekten çok önemli ayrıntılar var ki Mersin Cinayet Şube çok titiz bir çalışma yürüttüğünü daha önce de söylemiştik. Savcılığın çok titiz bir çalışması olduğunu söylemiştik. Bu çalışmaların sonucu olarak bugün ilk duruşma gerçekleşmiş oldu ve 11 Şubat'a dava ertelenmiş oldu. Çok yakın tarihe evet, ertelenmiş. Evet, evet Murat'cığım, devam et lütfen. Evet, dediğimiz gibi Metin Şeh özellikle ifade vermek istemedi, savunmasını yapmak istemedi. Bir sonraki duruşma için savunma vermek istedi ama Mazlum Şeh ve İlker B savunmalarını gerçekleştirdiler. Mazlum cinayeti Metin'in işlediğini, Metin ise Mazlum'un işlediğini iddia ediyor ki polis sorgusunda da bunu bu şekilde ifade etmişlerdi. Yine İlker B de bu doğrultuda, yani Metin'in bu cinayeti işlediği doğrultusunda bir savunma gerçekleştirdi. Kendisinin sadece delil karartma noktasında cinayetten sonra bu olaydan
bilgisinin olduğunu, sadece delil karartma noktasında bir çalışmanın içerisinde olduğunu ve özellikle bu cinayetle hiçbir şekilde bağlantısının olmadığını söyledi. Mazlum da yine aynı şekilde Cevat'ı tanımadığını, Cevat'ı hiçbir şekilde Cevat'la görüşmediğini, hiçbir alacak verecek meselesinin olmadığını, ilk defa olay günü Cevat'la karşılaştığını ve Metin'in de cinayeti gerçekleştirdikten sonra sadece kendisinin özellikle delilleri ortadan kaldırma noktasında işin içerisinde olduğunu, onun dışında hiçbir şekilde hiç kimseyle bir bağlantısının olmadığını söyledi. Ama dediğimiz gibi savunma noktasında Metin Şe bugün için bir savunma gerçekleştirmedi. Önümüzdeki duruşmada savunmasını yapacağını söyledi. Ve yine avukatlar da bu noktada müvekkillerini savundular. Şimdi Kemal Bey'e bir dönmek istiyorum. Kemal Bey, burada geçirdiğimiz süreçte biz artık son 1-2 hafta Metin Şe'ye zaten şüpheli gözüyle bakıldığını biliyorduk. Fakat buradan dile getiremediğimiz noktada ben size en yakınınızdan çıkabilir, bu bir akraba da olabilir, işte Metin de olabilir gibi birkaç isim saymıştım. Siz Metin'le ilgili asla böyle bir şey olamaz, o bizim işte yakınımız, hısmımız, akrabamız demiştiniz. Şimdi oğlunuzun cinayetiyle yargılanıyor. Bugün göz göze geldiniz mi mahkeme salonunda? Ne hissettin Kemal Bey? Öncelikle Serap Hanım, size ve ekibinize merhaba diyorum. Merhabalar efendim. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Teşekkürler. Bugün bunlar mahkeme getirmediler. Bu bir sistemiyle bağlandı. Ama siz, evet. ama siz orada görmüş oldunuz. İlk defa gördünüz. Evet. Tabii orada gördüm. Şimdi burada bir ne diyeyim, buna bir şeytan üçgeni oynanıyor. Bunlar bilerek, tasarlayarak, planlayarak çocuğu çağırıyorlar, götürüyorlar. Önce üstündeki eşyayı alıyorlar, saatini, telefonunu, parasını, yani soyuyorlar. Hırpalıyorlar, ondan sonra Cevat'ı öldürüyorlar. Bu bir açık ve net. Şimdi geçmiş ifadelerinde silahı mazlumun sıktığını söylüyorlar. Mazlumun komşusu, ben silahı kendi yerimle ayakkabı kutusundan mazluma verdim diyor. Bugün yemin etmesine rağmen sağ sol ileri geri konuşmalar yaptı. Yani net konuşmadı. Yani konuştu, gene silah verdiğini söyledi. Tarihte biraz oynama yapmak istedi. Belli ki bunlar suçu Metin'e yıkmaya çalışıyorlar. Fakat Metin'le mazlum ikisi de bu işin bizzat içinde olduğu açık ve nettir. Burada Mersin İl Emniyet Müdürü, cinayet büro amiri ve cinayet bürodaki polis memurları, özellikle Mersin başsavcısı, bizim hazırlık savcısı Hikmet Bey, bunlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Kemal Bey, Kemal Bey çok özür dilerim. Tabii ki hepsi çok teşekkürü hak ediyorlar. Şimdi bu Metin Şe, bizim biliyorsunuz canlı yayınımıza çıktı, şu anda fotoğrafı da ekranda. Bir günde telefona bağlandığında dedi ki, ben bu Pınar denen, yani rahmetli Cevat'ın ilişkisi olan kadının evine gittim ve orada pas kokusu, aslında o pas kokusunun bizim tarafımızdan ve hoca tarafından nasıl anlaşılacağını biliyordu. Direkt biz kan kokusu dedi hocamız. Şimdi halbuki o kan kokusunu o zaten arabada, bakın arabada oluyor olay. Mazlum ve Metin aynı araçta görüşmeye başlıyorlar. Araç içerisinde yaşanan tartışmanın ardından Cemal Demir kafasına ateş edilerek ateş ediliyor. Cevat aldığı yara nedeniyle araç içerisinde hayatını kaybediyor. Evet. Zaten bunları biz burada işte o mahsustan sahte oralarda işte durum paylaşmalar vesaireler, bunların hepsini konuşmuştuk. Cansız bedenini önce bir otoparka bırakıyorlar. Metin Şe ve Mazlum Şe. Daha sonra İlker B ve Şahap K'dan, bu Şahap biliyorsunuz canına kıydı, yardım istiyorlar. Araç otoparka çekildiğinde cesedin kokmaması için cesedin üzerine kimyasal madde döküyorlar. Evet. Şahap K otoparkta Cevat Demir'in cansız bedeninin başında nöbet beklerken Mazlum, Metin ve İlker Bey hazırladıkları planla cesedi gömecekleri yeri tespit ediyorlar. Daha sonra Cevat Demir'in cansız bedeni Mersin merkezde bulunan limon bahçesine gömülüyor. Kıyafetleri çıkarılarak yakılıyor. Araçta detaylı bir temizlikten geçiriliyor. İlker Bey, Cevat Demir'den zorla şifresi alınan telefonla Alanya-Mersin karayolunda durum paylaşıyor. Yani oralara gidiliyor. Cinayetin ardından araç İlker Bey'e devrediliyor.
siz de Kemal Bey oğlunuzu ararken akrabanız olan ve şu an cinayetle yargılanan Metin Şe'den yardım istiyorsunuz. Sizinle birlikte kapı kapı gezerek Cevat'ı arama çalışmalarına katılıyor. Evet. Ve Cevat konusunda araştırmasını sürdüren cinayet büro ekibi de Cevat Demir'in olay günü Metin Şe ile görüştüğünü tespit ediyor. Olay evet. günü Metin Şe, Mazlum Şe ve Cevat Demir'in yan yana olduğunu belirleyen polis tüm şüpheyi bu yöne çeviriyor. Polisin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basılarak çok sayıda şüpheliyi gözaltına. Gerçekten inanılmaz bir çalışma gerçekleştirdiler. Murat'cığım, evet. avukat Mehmet Fuat Çiçekli da yanınızda. Kemal Bey'lerin avukatı. Efendim sizi de selamlıyorum Mehmet Bey. Merhabalar. Buyurun efendim. Buyurun efendim, sizin de katkılarınız olacaktır. Dinliyoruz. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi az önce siz olayı detaylarıyla aktardınız. Fakat şüphelilerin de çok ciddi ve planlı maktul Cevat'ın izini bulamamak adına yaptıkları birden fazla çalışma var. Evet. Bugün Mersin 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmamız görüldü. Az önce Kemal Bey tabii ki teşekkürlerini iletti. Fakat şunu tüm Türkiye halkının bilmesini istiyorum. Adalet Türkiye'de var. Adalet Mersin'de var ve bir gün muhakkak suretle tecelli edecektir. Ciddi bir çalışmanın akabinde Cevat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bugün yapılan yargılamada tüyler ürperten, kan donduran bir cinayetle karşı karşıya kaldık. Maktul Cevat'ı öldürmeleri için herhangi bir neden olmamasına rağmen canavarca hisle Mersin sokaklarında 2 gün boyunca araç içerisinde cansız bedenini gezdirmişler. Acıdır. Fakat bu anlamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin katkısı, emeği, başarısı yadsınamaz, yadırganamaz. Keza sizin katkılarınız dosya için ciddi anlamda önem teşkil etmekte. Konunun basına yansımasıyla araştırmalar daha derin yönlere gitti. Metin Şen'in şüpheli, çelişkili beyanları sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı esasen dosyanın düğmesine bastı. Şimdi bunun devamında dosyamızda bugün gelişen olaylarda Metin Şe susma hakkını kullandı. Fakat zannediyorum ki önümüzdeki celse dosya bir anlamda daha açığa kavuşacak ve maddi gerçek tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Mehmet ceza Bey çok özür dilerim. Biz demek ki bir dahaki duruşmadan sonra tekrar daha uzun bir süre vererek size görüşeceğiz. Maalesef veda etmek zorundayım. Avukat Mehmet Fuat Çiçeklidağ'a da çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 13'te Star ekranlarında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.